Hop. Haftalık geniş kanlara global şarkılarını da atabilirsiniz Emin, hiç problem yok. O Ardener abim hoş geldin. Bir dahaki sefere beraberiz zaten abi. Görüşürüz, kendine iyi bak. Ay. Geçen hafta ne yaptık? Kısaca onu özetleyeyim ben bu arada. NTM'e kadar geldik. IM'i bitirdik. Köklü grupları gördük 90'larda. Hani Fransa'da hip hop kültürü nasıl geldi? Bunu gördük. Bu geçen hafta NTM'i de bitirdik ama NTM'in label'ı olan For My People'ı da bıraktık. Haftaya devam ederiz diye. Bugün niyetim Fransa'yı bitirmek. Daha güncel sanatçılara da bakacağız, merak etmeyin. Evet, Emir'in sabı bitti. Sab olmayan mod mu olur ya? Bütün modlarım sab değil bu arada. Ay yok, şakasına diyorum Emir ya, bir problem yok. Ben bu arada notlarımı da ayarlayayım. Ya notlarım dediğim telaffuzları yazmıştım hatırlıyorsanız kendime. Biraz orada bir rehber yazmıştım kendime daha doğrusu. Onları bir açayım. Evet, kaldığımız yerde gitsin, sizi bekletmeyeyim o sırada. Mehmetçim hoş geldin. Kroplosonik onu Hip Hop 101'in ilk yayınlarında azıcık değinmiştik. Old School dönem rap müziğin ve hip hop kültürünün öncülerini konuştuğumuz yayında değinmiştik bayağı. Ben bayağı başarılı buluyorum. Yani Netflix'teki belgesel seçkisi bence güzel. Hani diziler falan bence çöp bu ara bayağı ama kimse kızmasın. Netflix'te. Ama şey, belgesel kategorisini seviyorum oranın. Bugün de rengim bir tık fazla açık kaldı geçen seferki ayarlar yüzünden. Niye böyle oluyor anlamadım. Onu da bir çözeyim şurada hemen biraz. Çok karanlık olacak bu da. Aç, kontrast kalsın. Brightness'ı kapatayım biraz. Sanırım şu an daha iyi değil mi görüntü? Siz ne diyorsunuz? Evet, havalı hip hopçıyım, görüntüm önemli. Ya Tuğhan'la konuştuk biz, yani onun takıldığı şeye ben de takılıyorum aslında da, şey değil. Bu Nas mevzusundan bahsetmiyorum. Türkiye bazında konuşuyorum. Hani şey, davayı sattığınız 1-1-1 ünlem 1-1-1 tayfa falan var ya, ona ben de çok kuruluyorum yani bakarsak. ABO selam, hoş geldin. Ama yani şey değil, hani bu değil yani o. Kendisine de söyledim. Yani ama onun eleştirisinin muhatabı ben değilim zaten muhtemelen yani. Ha, gerilla da olmamalı bu arada yani. O zaman ufak ufak başlayalım. Zaten sohbet ediyoruz. Yine ara ara, hiç problem yok. Size de uyarsa tabii. İçecekleriniz falan her şey hazır mı? Madams, Monsieur, Bonjour diye girseydin yayına keşke dedi Sufyu. Keşke. Le Şırnak değil mi benim? Geçen haftaki çok kötü birkaç telaffuzum vardı. Le Şırnak de la Dana. Mon ami. O oh mon Dieu falan böyle. Hani iyice rezillik artık. Bir terliyor gibiyim, bir üşüyor gibiyim. Yine berbat bir hava var, müthiş. O zaman ben size For My People'ı anlatayım. Gözde hoş geldin. Supreme NTM'e geçen hafta bakmıştık. İsterseniz bir parça daha dinleriz. Zaten yine NTM bazlı gideceğiz gerçi de. For My People'da NTM sonrasında Kolşen'in kurduğu grup aslında. Joey Star çünkü müziğe bayağı bir ara veriyor. 2000'lerin ortasında. Ve İşte Buzda Dans jürisine giriyor Fransa versiyonunda. İşte o MasterChef benzeri bir yemek programında yine Joey Star'ı görüyoruz. Aktörlüğe daha çok yöneliyor. Kolşen de müziği bıraktıktan sonra bunu geçen hafta da bu infoyu vermiştim size gereksiz trivia bilgi olarak. Hani bayağı bir profesyonel pokere merak salıp poker şampiyonalarına falan boy gösteriyor. Ama bir taraftan da bu label'ı işletiyor girişimci olarak.
Hatta Kolşen'in solo albümleri 2004-2009 sonra 2016. Hani bayağı bir uzun süre albüm vermiyor hatta yani bu dediğim süreçte. For My People label'ında Kolşen dışında Bastaflex var. İngilizce okunuyor bu. Salif var. Bilebileceğiniz Serum var. Zaten isimler yazıyor burada ama daha biraz tutulmuş isimler bunlardı. İsterseniz For My People ekibinin yaptığı bir parçaya bakalım. Ya da şöyle gidelim aslında ya. Kolşen'in solo bir parçasını dinleyelim. NTM sonrasında ne oldu diye. Öyle devam edelim isterseniz. Nerede, nerede, nerede? Evet, burada. O zaman Kolşen, Anadolu Nasiyel geliyor. Bir ses de vermem lazım tabii. Üf ne yağmur yağıyor şu an ses. Kulaklığa rağmen sesini duydum. Tabii ki buna hemen geçmiyoruz. Şu parçamıza, slide'ımıza döneyim. Kolşen'den bir solo parça daha dinleriz. Düetli olacak gerçi de. Bu parça Kolşen'in yakın arkadaşı, bir dönem sevgilisi yanlış hatırlamıyorsam olan ve hani Fransız hip-hop'un önemli flygirllerinden yani kadın b-boy. Breakdancer daha doğrusu b-boy olmaz o. Biri olan Lady V anısına yapılmış bir parça ve klip. Onu izledik. Hani ya dili anlamasanız bile duygu size muhtemelen geçiyordur yani diye düşünüyorum. Çok sevdiğim bir parça. Sıradaki parçamızda Kolşen, Dadu ve Rof, Laveni Etanu geliyor. Evet. Fade attım. Yine ben size her zaman tekrar diyorum ama ilk kez gelenler için bir tekrar edeyim yine. YouTube tekrarında size playlistlerde bu sanatçılardan daha fazla beğendiğim parçayı yine vereceğim bu parçalarda dahil olmak üzere. Merak edenler oradan tam hallerini dinleyebilirler. Bastaflex hakkında ufak bir info vereyim. Bastaflex Fransızca hip hop camiasının bayağı efsane statüsünde bir battle rapçisi aynı zamanda. Hani freestyle ve battle rap camiası için. O açıdan çok saygı duyuluyor. Hala da saygın bir isim diyebilirim zaten yani. O zaman For My People'ı aynı isimli parçayla, For My People parçasıyla uğurlayalım. Toplu parça, bütün label'ın bir arada olduğu. İsterseniz. Ve sıradaki slide'ımıza geçelim. O zaman For My People'dan For My People geliyor. Evet, fade'imizi attım. Sıradaki slide'ımıza geçelim. Tavsiye edeceğim label'lardan biri. Özellikle 2000'lerin başında ve 90'ların sonundaki üretim için Fransa bazında. Eleanor, Didomido ve Merve Bella benim değişmez listemde Dandır Dekir Seyfiye. Demin biz parçayı dinlerken CC'yi sorusuna. Türkçe rapte ilk üçün nedir diye sormuştu. Yo Şehinşah'ı beğeniyorum evet. Ama yani çok sık Türkçe rap dinleyen birisi değilim abi. Onun için hani beni stil olarak en çok etkileyen isimler eski dönemden dediğim gibi Fuat, Dumanyak ve erken dönem Ceza. Yani Medcezir Rapstar sonrasında çok o kadar etkilemese de sevdiğim saydığım bir isim sonuçta yani. Ama yani Türkçe rap'te çok haşır neşir değilim aslına bakarsak. Sıradaki süper grubumuz geliyor. ATK diye okunuyor bildiğiniz üzere. ATK şurada imlecin üzerinde gördüğünüz farklı farklı grupların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve onlar da hani toplu parçaları sık sık yapıyorlar. Bütün bu grupların birleşmiş haliyle. Açıkçası ATK'dan size daha çok toplu parçaları dinletireceğim. O zaman başka neyi unuttum söylemediğimi. Evet ATK da Paris'ten bu arada. Ama bu ATK'da şöyle bir durum var. Hani daha önce hep şu banliyodan geliyorlar, işte bu banliyodan geliyorlar gibi söylüyordum ya. ATK çok fazla grubun bir araya gelerek birleştirdiği bir süper grup olduğu için burada farklı farklı banliyolardan gelen insanları bir arada görüyoruz. O açıdan direkt Paris diye özetliyorum yani. Albüm önerilerimiz yine burada. Gördüğünüz bazı grupların solo üyelerinden, gruplardan ve ATK'nın mesela kendi toplama albümünden gibi. O zaman ATK'dan ne dinleyelim? Komünadi dinleyelim ilk olarak ya.
Evet, fade attım. Güzel parça ama bu da 400 dakika civarında. Hız kazanalım diye. ATK'dan galiba Lunatic'te mi çıkıyordu? Yok. Ama Lunatic'ten biri buradaydı ya en başta. Evet 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 evet. Takip için teşekkürler. Hoş geldiniz. Ah niye gıcık yaptı boğazım ya. O zaman ATK'dan sıradaki parçamız ne gelsin? Bakalım. Paris Lanu gelsin. Paris yani Paris, Paris Lanu geliyor. Evet yine fade attım. Birer dakika birer dakika gösteriyorum. Çünkü yani toplu süper grup olduğu için biraz uzun parçalarımız var ATK genelinde. Ama ATK'de önerebileceğim bir süper grup. Üyelerini de ayrı ayrı gruplar olarak seveceğinizi düşünüyorum. Sıradaki slaytımıza geçelim. Evet burada güzel gruplarımız var. İlk olarak Lunatic geliyor. Buba ve Ali'nin grubu. Buba hatta 2000'lerde Fransa'nın 50 Cent'i falan diye bir ara enteresan bir şekilde Türkiye'ye bile konsere gelmiş bir isim. Ha, özel bir partiye geldi ayrı mevzu ama bayağı büyük bir isimdi. Onların erken dönem 90'larda kurdukları grup Lunatic'ti. Ki daha önce size söylemiştim Buba La Clica'nın altında breakdanceçi olarak aslında kariyerine başlıyordu. En meşhur parçalarını açayım. Çok sevdiğim bir parça benim de. Le Crimpe geliyor. Ya da Düz Crimpe diye de okuyabiliriz gerçi. Galiba o baştaki Le'yi okumaya gerek yok değil mi? Merdo buradaysan. Evet. Lunatic'ten bir parça daha almadım ama Lunatic grubunu özellikle Boom Bap sevenler, 90'lar soundlarını sevenlere tavsiye ederim. Peki günümüzde üyeler ne durumda diye bakacaksak, Aslancım hoş geldin. Ne durumda diye bakacaksak günümüzde size güncel işlerinden açayım bir de üyelerinin. Çünkü grupta aldı grup 2000'lerin başında dağılıyor çünkü. O zaman ne gelsin? Lunatic'ten Kill gelsin. Medine'de ayrıca başlık açacağız zaten ama dinleyelim ve Buba'nın parçası Kill gelsin o zaman. Evet, fade attım. Bir de Ali'den Tsunami parçasına bakalım isterseniz hemen hızlıca. Lunatic'in diğer üyesi geliyor. Evet, fade attım. Ben her zaman bu bayı Ali'ye kıyasla daha çok beğenmişimdir yani. Sıradaki grubumuza ilerleyelim slide'da. Bu arada Lunatic de Paris'ten. Ben belirtmeyi unuttum. Şaşırmıyorsunuzdur. Ağırlıklı çünkü Paris yani çünkü sanat merkezi yani hani sadece başkent değil Fransa için. Evet, Time Bomb pardon. Demin Lunatic'te hatırlıyordum. Time Bomb diye daha önce dinlediğimiz Oxmo Puccino, Pit Bacardi gibi isimlerin yanında Lunatic'te Time Bomb diye ayrı bir süper grubun içerisinde. Time Bomb üyelerinin, oradaki grupların ve solo MC'lerin ayrı başlıklarını açacağımız için şu an Time Bomb'a girmiyorum. Mesela Oxmo Puccino'ya da ayrıca değineceğiz. Daha önce bir iki parçasını dinlemiştik geçtiğimiz yayında. O yüzden önemli gruplardan bir diğerine geçiyorum. Mafia Carefree geliyor. Bu daha önce dinlediğimiz Kerry James burada, Rof burada, Sontrez yani 113 burada, Manu K burada. Önemli isimler var bu grupta da. Burada daha önce Sontrez dinlemiştik. O yüzden ben bir Mafia Carefree'in toplu parçalarına bir gideyim. Oradan sonra Rof gibi solo üyelerine dağılalım isterseniz biraz. Kabul ederseniz. O zaman ilk olarak ne gelsin? Pusoy gelsin. Evet. 6,5 dakika olduğu için fade attım tabii ki yine. Bu arada onlar da nereden nerede onu hemen size söyleyeyim. Tam olarak nereden nerede diye. Virizurzen'den geliyorlar. Güney Paris banliyölerinden geliyorlar. Ağırlıklı olarak Güney Parislilerin bir arada olduğu grup. Ki zaten Sontrez'den onu hatırlıyorsunuzdur. O zaman diğer Mafia Carefree parçasına gelelim. Balance geliyor. Ama dediğim gibi 8 dakika olduğu için baştan alayım orayı. Dediğim gibi 8 dakika olduğu için tekrar fade attım. Tekrar grup üyelerinden gidelim. Kimi dinleteyim size? Benim sevdiğim isimlerden birini dinleteyim. Rof.
Benim açıkçası bu gruptaki en sevdiğim rapçi. Biraz gangster rap ekolüdür Fransa için. Geldiği ekol. Roft'tan Rap Game gelsin ilk olarak. Dediğim gibi çok sevdiğim bir MC ama fade attım. Nakkafçım hoş geldin, teşekkür ederim. Biz de Fransa rap'e bakıyorduk. Roft'tan bir parça daha dinleyelim. Hatta iki parça daha kısa kısa dinleteyim. Çok sevdiğim diğer iki parçasını. Sırada Roft ve Neddy'nin hangi parçası geliyor? Lason Q2 parçası geliyor. Neddy'yi hatta Türkçe rapten şöyle tanırsınız. Bomba'nın Turkish Flow albümünde Neddy de düet sanatçılardan biriydi. Bomba da Fransa'daki temsilcilerimizden biri biliyorsunuz. O zaman Lason Q2 geliyor. Eğlenceli bir parçadır. Ben bunu çok severim mesela. Evet. Fade'imizi attım. Size bir de Roft'tan Petrol'ü dinleteyim ve slide'ımıza devam edelim. Kısaca. Evet, bu parçaya da fade attık. Albüm kapağında Roft Zafer Takın'ın üzerine oturuyor. Evet, gerçekten gerek yok bu arada. Ve orası bayağı turistik bir yer, evet. Eyfel Şanzelize kesişimi. Sarı Yelekliler tabii ki şehrin merkezi olduğu için burada da oldukça gördük Sarıyer eylemlerinde manzara olarak burayı. Ama çok kötü bir kapak ya gerçekten. Neyse, ben slide'ımıza geri dönüyorum. Ama Rof benim Mafia Kefra içerisinde en beğendiğim isim. Son tezi daha önce dinlediğimiz için değinmiyorum. Sırada kim varmış bakalım. Bu slide'ımızda kalalım gerçi. Size biraz şey dinleteyim. Time Bomb'tan Oxmo Puccino'ya da değinelim. Yani Oxmo Puccino aslında okunuşu. O da Paris'ten. Daha önce bir iki parçada düetini dinlemiştiniz kendisine vokal olarak. Kendisi şu an ismini unuttum da PAOK'ta oynayan bir basketbolcunun da kardeşi aynı zamanda. Artık oynamıyor. Emekli bir basketbolcu da Avrupa basketbolunda bilinen bir simaydı. Şey Mamadou. Unuttum. Neyse. Not almamışım onu. Böyle gereksiz trivia bilgiler veriyorum yine. O zaman ilk olarak Oxmo Puccino'dan My Life gelsin. Orelsan düeti bu arada, evet. Evet, fade attım. Yine Oxmo Puccino'dan bir şeyler dinleyeceğiz, merak etmeyin. Hatta direkt dinleyelim. Geçen haftaki yayındaki klipler de dahil olmak üzere bütçeler düşük olsa dahi klipler izlenebilir ve eğlenceli. Hemfikirim abi. Yani Fransa'nın dediğim gibi sanatsal bakışı, sanat yönetimini ben oldum olası sadece rap müzik bazda değil çok sevmişimdir yani. Üstüne kafa yoruyorlar çünkü. O zaman sıradaki parçamız yine Oxmo Puccino'dan L'Enfant Seul geliyor. Evet, yine fade'imizi attım. İlerleyebiliriz o zaman. Daha önce playlistime bakıyorum. Funky Family'leri falan dinlemiştik. Sağ ol Swing'leri. O zaman şöyle geleyim ben. Hangi grubumuzdayız ilk olarak? Dörmör. Paris'ten yine. O zaman grup üyelerini size kısaca tanıtayım. Murat var. Daha önce başka bir grup altında da görmüştünüz. Kulen var. Solji var. Filip var. Name ve Echo var ama böyle okumuyor olabilirler, ondan çok emin değilim. Yine albüm önerilerimiz her zamanki gibi grupların altlarında. Size örnekler dinleteyim o zaman. Dörüm oradan. Ne gelsin? Ombre sur la mesure geliyor. Evet, fade attım çünkü eski bir parça. Sesi bayağı kısık, sonda olmasa rağmen zaten az duyuyorsunuz. Biraz daha farklı işlerine bakalım isterseniz görmeyin. Ne gelsin o zaman? Blazy Don Monego gidiyor. Evet, fade attım. Özellikle Boom Bap sevenler ve 90'lar sanatlarını sevenler için şiddetle önereceğim bir grup Dörümör. Geldik. Önemli bir grup ama önce Sayan Supergroove'la mı gelsek yoksa neyle devam etsek ona karar veremedim. Burada. Daha kısa bitireceğimiz bir şey gelelim çünkü Saiyan Supergroove'a biraz gireriz. O zaman L'Armée des Douze
Slide'da en sağda şu an mouse dinleyicini gördüğünüz grup. Yine grup üyeleri yazıyor. Nick Fury, daha önce dinlediğimiz Kuziniye gibi isimler var. High Tech var yine daha önce ilk yayında farklı gruplarda ya da düet olarak şarkılarını dinlediğimiz isimler. Böyle de bir grupları var. Yine Paris. Bir parçalarına bakalım. Il Observant geliyor. Evet, fade attım. Çünkü bir dediğim gibi biraz daha eksperimental kafalardayız. Ya herkes de açmayacak bir tarz. Ben de dahil olmak üzere bu arada. O zaman ne gelebilir bakıyorum başka. Faktat'tan mı bir şeyler açsak? Faktat da bu arada Paris'ten bir grup. Ama onlardan çok fazla parça almadım. Bilin diye önerdim açıkçası biraz. Çünkü onun da başka üyelerini yine daha önce Apotrage gibi dinledik. This is the Past'i dinledik daha önce. Geçen hafta ayrı başlık altında dinledik biliyorsunuz. Yine benzer sound'da işler yapıyorlar. Önemli bir gruba geçeyim ya aynen. Saiyan Supa Crew. Hem beatbox etkisi fazladır. Hem de daha önce Wu-Tang'de olduğu gibi onlarda da Asya etkisi bayağı var. Hani IAM'le beraber Fransa için Wu-Tang'e en yakın grup. Tabii ki biraz daha etnik kafalardalar. Hani birebir aynısı diyemem ama kesinlikle. Onlar da Paris'ten geliyorlar. Hem reggae kökleri var, hem Asya soundları var, Asya felsefesi var. Enteresan ve ilgi çekici bir grup. Hani tek skalada değil yaptıkları işler. Yani birçok skalaya yayabilirim. Birçok skalada inceleyebilirim. Çok özür dilerim. O zaman ilk olarak Saiyan Supa Crew'dan Angela gelsin. Evet, fade attım. Hani herhalde bu ban getirmez ama ne olur ne olmaz biz önlememizi alalım. Yine Saiyan Supa Crew'dan Yağ gelsin. Onu dinleyelim. Evet, fade attım ama bu grubu gerçekten çok tavsiye ederim size. Yani diskografileri çok keyifli. Çünkü dediğim gibi tek bir janrada tıkılıp kalma görmüyorsunuz. Her şeyden bir etkileşim var. Her janradan başka bir etkileşim duyabiliyorsunuz. Deminki parçada reggae vardı. Beatbox'a yer veriyorlar. Caz elementleri var gibi. Örnek olarak. Hatta bir parçasına daha bakalım. Extrusion geliyor. Kesin yanlış okudum bu arada. Evet, fade attım. Genel olarak beğeniyorum abi de bu biraz daha benim seçkilerimi dinliyor gibiyiz tabii ki grupları tanıtırken de. Ya çok büyük hitleri varsa onları alıyorum ya da kendi sevdiğim parçaları alıyorum biraz ondan. Bir amatörlük yapmışım. Onu ekstradan size şey de vereceğim. Faktet'ten parça almamışım sanırım. Tekrar bakınıyorum ama. Size playlist linklerini onu da vereceğim. Kusuruma bakmayın. İlerliyorum. O zaman sıradaki grubum. Grubum ne ya? Anselmo Tekstüel geliyor. Tam olarak nereli olduklarını bilmesem de galiba Lille tarafı çünkü daha önce Soul Cast'te Lille'dendi. Le Havre Lille tarafı çünkü Brining grubu oradan tanıdığımız. Hangisi gelsin? Boom Boom Touch geliyor. Yani bizdeki snare sesinin Fransızca versiyonu. Pum pum taş diye yazılıyor zaten göreceksiniz. Evet, fade attım. Bakalım diye aldığım bir gruptu. Underground bir grup. Grup üyesi Brahi en meşhur üyeleri zaten. Soulcast'in Deniz abinin albümlerinde de kendisini görmüşsünüzdür daha önce. Çünkü Turkish Touch yüzünden Soulcast de biliniyor Türkiye'de en azından. O da Underground sayılmasına rağmen. Yok aslında sonda daha güncel isimleri aldım. Biraz da Fransa'daki günümüz müziği, hani oradaki Afro Trap, işte Drill nasıl bakalım diye. Hatta parçayı söyleyeyim. Rotan'ın Casio parçasının orijinalini buldum. Zaten biliyordum gerçi. Buldum demeyeyim, aldım pardon. Parça Rotan'ınkinden eski zaten, onu biliyordum. Neye benzetiyorum, neye benzetiyorum diyordum. Parça çekerken, parça çekerken yine IQ'm düştü. Türkçe rap konuştuğumuz anda IQ düşüyor, konuşamıyorum. Parça seçerken, aa tamam diye hatırlamış oldum yani öyle söyleyeyim. Ama o son slide'da olduğu için kasıtlı yapmadım yani. Daha günceli en son attım biraz daha çünkü. Şu an popüler olan mainstream isimleri. Biraz kronolojik, tam olarak kronolojik gitmesek de yer yer alfabetik, yer yer 90-2000'lerde ağırlıklı olan isimlerden başladık.
geldik buralara. Ama bakayım kaç slide kalmış oraya. Size bir ona bakayım izninizle. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9. slide'ımız. Ama yani bazı isimlere yine değinip geçeceğimiz için ya da birer ikişer parça dinleyeceğimiz için çok uzun sürmez oraya gelmemiz. Ya yani yine yayınımız her türlü biri görür de. Ben tekrar slide'da kaldığımız yere döndüm. Soul King işte tam ondan bahsediyordum biraz en sonlarda. Hani daha popüler isimler en sonlarda. Popüler demeyeyim onu aslında da günümüz mainstream'indeki isimler en sonlarda. O zaman devam ediyorum. Sıradaki grubumuz benim ismini okurken muhtemelen çok zorlanacağım bir isim ama şu imleci gördüğünüz grup Lesage Pas de la Rue Paris'ten. Keskife Marşelizaj parçası geliyor. Yine isyan temalı 90'lar rapinden bir şey dinledik tekrar. Galiba Türkiye'de parça çaldıkça rap point kazanıyoruz galiba dayavacım. Abi Elmas'ta şöyle farklı slaytımıza dönmeden ufak yine bir nargile infosu vereyim. Yani bende de yaklaşık 26 nargile falan var abi. Ben hepsini kahveci oturtmayı sevdiğim için çelik takım dünyasına pek girmedim. Daha klasik mantıktayım. Cappuccino ve kahve tipi aromaları aynı takımda içiyorum. Marpuçları farklı, lüleleri farklı ama takım aynı. Birbirini bozmayacak aromalar. Ha öyle mi Miraç? Tekrarı falan düşer onun ya. Önemli bir şey varsa zaten bakarız yarın falan. O zaman Lesage Pas de la Rue'den bir parçaya da bakalım. Oblima. Bir parçaya daha bakalım. Oblima. Yine çok kötü konuştum. Geliyor. Evet, fade attım. Ama bu parçayı da öneriyorum. Bu grubu ve bu parçayı açıkçası. O zaman sıradaki ismimiz. Kim geliyor? Lokasyonör. İmleci gördüğünüz alttaki grup. Şu an imleci üstünde görüyorsunuz. Onlar da Paris'ten geliyorlar. Tojo Elektrik parçanın ismi. Gelebiliyor mu acaba? Kim bilir nereye attım. Dur onu bulacağım size. Yine aşağılara attım kesin. Şu dur onu kenardan bulup açayım ya. 2 dakika bekleteceğim sizi. Yine biraz slide karmaşası oldu. Bazen birbirine geçiyor çünkü şeyler. Haftalıkta falan. Hepsini Watch Together'da attığım için. Bu lokasyonun parçası, pardon. Lekoşunurstan da galiba parça almayıp sololara mı yöneldim ben acaba? Evet öyle olmuş. Pardon. Düzeltme. Burayı keseriz. Yayın tekrarından. Önerdiğim bir grup olarak bilin. Zaten orada albüm de önermemişim. Doğru. Çok pardon. Alibi Montana ve Lim önemli bir ikili. İkili olarak takıldılar ama Lim'in solo kariyeri daha iyi aslında. Oradan bir parça alayım hemen. 2 yıl önce çıkan güncel bir parçasını alacağım bu arada. Lim La 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 geliyor. Kendisi de yanlış hatırlamıyorsam Parisliydi. Onun hakkında bir not olmadığıma göre muhtemelen Parislidir. Ama emin değilim. Yine de bakalım. Lim La 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 geliyor. Bir parçayla Lim'e de bakalım. Aynen Ceza ile abi. Evet, kısaca fade attım çünkü mesela Fransa'daki Afro Trap de çok iyi değil. Abi Cezayirli. Lim. Kesin onun parçası ileride playliste karşıma çıkacak da nereye attığımı bulamadım. O yüzden kusuruma bakmayın sizi biraz beklettim araştırırken. M gruptan bir şey almıştım ama onu hatırlıyorum. Sıradaki grubumuz çünkü M Group. Farklı okunuşu var mıydı hatırlamamakla birlikte. Yo, M Group'tan da bir şey almamışız. Ben bunları değineceğim isimler olarak aldım galiba ya.
Kafa gitti yine. Kusura bakmayın. Biraz amatörlük oluyor 2-3 gündür. Evet. Galiba değineceğim gruplar olarak almışım. Mafia Trese, Paris'ten. Onlar da 90'lardan 2000'lere kadar önemli diyebileceğim underground boom bap sound'unda iş yapan gruplardandı. Dağıldılar ve dağıldıktan sonra üyelerini de çok fazla görmedik. Hani ne oldular, şu an ne yapıyorlar bilmiyorum ama sevdiğim gruplardan biriydi. O zaman ilk olarak şampiyon gelsin. Geliyor. Evet, bu söylediğimi tekrar edeyim, hatta parçada konuştum. Hani burada da göreceğiniz üzere özellikle sadece Kuzey Afrika değil, Fransız Antillerinin, Karayiplerin olduğu kesimde de Fransa'nın sömürgeleri olduğu için Fransızca rap içerisinde çok fazla reggae esintisini de sık sık görüyorsunuz bu parçada da olduğu gibi. Ve Undertaker Seyfiye'nin dediği gibi Fransa Amerika'daki rapi Fransızca kendi sound'unu yaratmış gibi ben bunu anladım dedikçe demiş. Evet, bu yüzden benim Fransa Avrupa içerisinde en sevdiğim ülke olabilir rap müzik bazında. O zaman bir parça daha dinleyelim Mafia Trace'den. O da Alla Rashara du Mike Perdu geliyor. Kesin Rashara kelimesini çok yanlış okuyorum ama Ertuğrul ve Merdo beni düzeltirsiniz abi, Fransızca bilenler olarak. Evet. Alla Rashara du Mike Perdu parçasını da dinledik Mafia Trace'den. Slide'ımıza dönüyorum. Bu Boom Bap sevenler için önerebileceğim bir grup. Geldik biraz tartışmalı bir isme. MC Jangeban Paris'ten. Şöyle tartışmalı. Kendisi popüler isimleri disleyerek ünlendi. Türkiye'de de çok örneğini gördüğümüz bir şey ve aşırı kalıcı olamadı diye biliyorum. Sonra aktörlüğe falan geçti gerçi ama hani aşırı saygı duyulan bir isim olmasa da hani enteresan bir şekilde de kötü bir vokal tekniği yoktu bence kendisinin. O da Paris'ten. O zaman onun ilk parçasına bakalım isterseniz. Ne geliyor? Jetamer geliyor. Evet, fade attım. Kendisinden kısaca bir parçaya daha bakalım istiyorsanız. Ne gelsin? Donjon geliyor. Bu 2010'larda olması lazım. Ve kötü klip de yok bu arada ya, değil mi? Fade attım da hakikaten kötü beat ve kötü klip kolay kolay görmüyoruz. Kötü vokal gördük, iyi kötü ama. ilerliyorum ben. MC Jangeban'ı da tanıtmış oldum size çünkü. Sırada Le Havre'dan gelen Labusol var. Labusol şuradan tanıyorsunuz. Medin ve Abubakir'den tanıyorsunuz. Onlar da şöyle, Medine gireceğiz dediğim burada aslında. Medine Labusol'den dolayı gireceğiz. Çünkü Labusol'ün eski parçalarında da aynı olay var. Biraz aşırı din etkisi var burada. Biraz info vereyim size. Hatta label'ların ismi Din Records zaten, yani öyle söyleyeyim. Medine'de, Fransa'da yaşarken Don't Like diye bir parça yapmayı başarmış bir insan. Slide'ım kaymış, azıcık düzelteyim ha. Yani İslami rap Fransa'da. Medin yine başarılı bir isim. Yalan yok. Hani vokal tekniği olarak falan ama yani fazla ideolojik ve bana biraz saçma gelen bir ideoloji. Çünkü yani yaşadığınız ülkeden gidip Fransa'ya, tekrar yaşadığınız yeri Fransızlara dikte etmek biraz bana garip geliyor ya. Hani madem memnundun yine onu özleyecektin abi. Kalsaydın orada yani. Niye göçtünüz? Ve bu ister istemez duyarı da geliyor bu durumda tabii. Hani Fransa'da ırkçılık var. İşte Almanya'da ırkçılık var. Şurada ırkçılık var mevzusu. Abi bu ırkçılık değil, haklı tepki bu. Yani. Irkçılık farklı bir şey çünkü. Sen orada uyum sağlamak zorundasın azınlık olarak. Bence. Bu kendi kişisel görüşüm tabii, katılmayabilirsiniz ama yani asimile ol demiyorum bu arada. Yani kesinlikle siz oradaki topluma adapte olmak zorundasınız. Yani en basitten Medin'in Don't Like parçasında şey vardı. Benim çocuğum okula gittiğinde kantinde domuz eti satılan pastırma yemek zorunda değil. Yani domuz eti satılan pastırma dediğim şey, yani bacon'lu sandviç yemek zorunda değil diyor. Abi kalsaydın Arap Yarımadası'nda. Yani ya yemesin yani, evet. Abiciğim hoş geldin. Labusol biraz bu kafada bir grup. Tüm üyeleriyle. Cihat kafasındalar. Din Records kafası zaten. Hani label'ların ismi Din Records zaten yani. Aynen, ben yerim abi bacon. Siz gelin biz gidelim. Biz gitmek istiyoruz çünkü yani. Orta Doğu'yu madem seviyordunuz gitmeyin yani. Alper takip için teşekkürler. Hoş geldin.
O zaman bir şeyler dinleyelim isterseniz. Medin'den dinleyelim. Çünkü en popüler rapçi o yani. Grup olarak parçasını merak edenler albümleri vardı öneri olarak yine. Ama buranın yıldızı Medin olduğu için Medin'i dinleteyim. Genel olarak hepsi zaten aynı söylemdeler. O zaman ilk olarak Medin'den demin bahsettiğim parça Don't Like gelsin. Yani Fransızcası olanlar anlayacaktır zaten parçadaki benim dediğim saçmalığı. Hatta bunun Türkçe çevirisi falan galiba bir ara gördüm ama kaldırıldı telif yüzünden. Yoksa onu açacaktım size. Mesafe de bizden yani hiç sorun. Evet, fade attım. Yani Fransızcası olan iki arkadaşımız Ertuğrul ve Merdo var aramızda. Onlar zaten anlayıp chat'e yazabilirler hani parçada yakaladıkları line'ları, satırları. Yok abi like zaten Türkçe'ye Fransa'dan gelen bir kelime. Aynı anlamı yani. Parçanın ismi Don't Like yani layık olma İngilizce yani. Ya İngilizce Fransa hibrit bir ismi var parçanın yani. Yani dediğim gibi bu olay bana saçma geliyor. Yani biraz Fransa rapten çıktık gerçi şu an. Daha geniş boyutlu bir şey konuşuyoruz ama yani evet. Yani arkadaşın yapmaya çalıştığı şey çok zor. Oradaki herkes kafir zaten demiş dediğim şey. Abi kafir derken ya oranın çoğunluğu o. Sen madem müminlerle yaşamak istiyordun o zaman Fransa'ya göç etmeyecektin abi. Şikayet etmeyecektin abi yani. Adapte olmak zorundasın. Undertaker Seyfe rica ederim. Faydam olduysa ne mutlu ya. Tekrar Medin'den bir iki parçaya daha bakalım. Code Barb geliyor. Bu arada bu parça Medin'in erken dönem parçalarından. Onun için fade attım. Merdo'nun dediği gibi evet Fransız G-Flow ama bir tık daha militan diye. Kesinlikle militan ki zaten slide'da tekrar grup fotoğrafına bakarsanız anlayacaksınız zaten militarizm olayında. Bütün grup kamuflajlı. Bir parçaya daha bakalım çünkü Code Barb'ın kalitesi YouTube'da biraz düşük. Erken dönem parçalardan biri çünkü. O zaman ne gelsin? Bataklan. Bunda yanlış okuma ihtimalim kuvvetli. Evet, klip sanatsal yine fade attım ama her yerden üstümüze bir ideoloji fışkırtıyor abi Medin. O yüzden La Busol ve Medin'i de geçtim. Şarkı güzel. Linkini atayım size ya sorun yok. Bataklan parçanın ismi. Linkini attım. Dayavacım senin için. Evet geldik sevdiğim bir başka gruba. Labusol'den çıktım şu an. Menelik'le Tribu Paris'ten geliyor. Menelik ve Jimmy Jay'in grubu. Onlar da biraz daha alternatif sanatlarda müzik yapıyorlar ama ben onların da müzik kafasını bayağı seviyorum. Menelik MC, Jimmy Jay prodüktör bu arada. Prodüktör MC diyorsun. Gangstar gibi düşünün. Hani Premier ve Guru gibi. Onun için Menelik'ten parçamız geliyor. Two Pain ilk parça. Evet bu parçaya fade attım ama dediğim gibi Menelik'i ve Menelik at the Tribu'yu tavsiye ederim size genel olarak. Bir parçaya daha bakalım Menelik'ten. Solo işi geliyor. Bay bay. Gelsin o zaman. Fade attım. Slide'ımıza bir döneyim. Menelik at the Tribu'yu da bitirdik. Sıradaki slide'ımıza geçeceğim ama çok merak edenler var. Belki erken yaşadıklarınız olabilir. O yüzden size bir örnek göstereceğim şimdi. Bir saniye. Neredeydi o? Evet, Siboy'un parçası. Dirilci rapçilerimizden bir tanesi. İlk onu açacağım. Sonra benzerliğe bakarsınız zaten. Tekrar o parçayı tekrar Siboy'a geldiğimizde dinleyeceğiz. Merak etmeyin de kısaca bir göstereyim size benzerliği. Dikkat edin. Nakaratını yakalayamadım da tekrar dinleyeceğiz zaten. Orada fark edersiniz artık. Geliyor. Rota Casio geliyor şimdi de. Beat'e dikkat. Evet, ben normal playlistimize geri dönüyorum abi. Burada oyalanmayacağım yani. Sonda bir daha açacağız zaten. Hani konusu geldiğinde bir daha gireceğiz oraya zaten. Onun için sıkıntı yok. Onun için ben ilerliyorum. Slide'ımıza döndüm. Artu kolay gelsin. Kendine çok iyi bak. Sıradaki slide'ımıza ilerledim. Evet burada şeye geldik. Burada biraz Antil rapçilerine geldik. Fransız Antil rapçilerin Fransız Antilleri var biliyorsunuz. Eski Fransa sömürgesi Karayip tarafında. Güncel isimler de var. Hepsi Antillerden değil mesela. Nekfu Paris'ten, Antillerden değil. Fransız Antillerinde hip hop'un öncüsü, büyük babası, altta sol altta gördüğünüz Boogie Flaha.
kesin olarak. DJ olarak hani şey gibi düşün. Amerika için söylüyorum bunu kıyaslamak için düşün. Fransız Antillerinde bugün flaha eşittir Kulörk. Bu kadar. Yani onu bilin diye aldım. Skiz gibi önemli rapçiler var yine. Ama buradan özellikle size dinleteceğim 3-4 rapçi var. Geleyim hatta onlara. Bazılarını bilin diye açtım mesela. İlk olarak Kalaş geliyor Antillerden de daha önce de demiştim size. Ekleyeceğim bir şey var mı diye notlarımdan bakayım. Bu arada Tolin Beats doğru okudum sanırım ya da düzeltirsin beni. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Kalaş'ın başlığını bulayım. Buldum. Kalaş Antillerden ama şöyle not almışım onu. Aslında Fransız Antilleri Karayip kökenli ama Strasbourg'da büyüyor. Almanya sınırındaki bir şehir Fransa'da. Strasbourg'da büyüyor. O yüzden aslında Antiller kökenli diyebiliriz. Strasbourg kökenli diyebiliriz hani baktığımız zaman ama aile Antillerden göçme yani Strasbourg'a. O zaman Kalaş'tan ilk parçamız gelsin. Freestyle galiba bu. Evet. Dubuisson geliyor. Dubuisson. Evet, fade attım. Kalaş benim sevdiğim bir MC güncel sound içinde Fransa'da. Ama hız kazanmamız için sıradaki parçasına bakalım. İki parça dinleteceğim size oradan. Diğer parça da Makamun Damso düeti. Geliyor. Evet, fade'imizi attım. Dediğim gibi güncel sound'da Kalaş benim bayağı beğendiğim bir MC Fransa içerisinde. Siz de zaten chat'te beğendiğiniz şarkının linkini isteyenler oldu. İlerlemeden önce ben slide'ımızı açayım ya, klipte kalmayalım. Şeye değineyim. Deminki beat mevzusu. Rota'nın Casio ve... Kimindi? Adamcağızın ismini unuttum. Siboy. Ha, bakmaya gerek kalmadı. Siboy'un beat benzerliği mevzusu. Yani... Evet, burada şu da olabilir. İki ihtimal var. Hatta ikiden fazla ihtimal var aslında. Bir, prodüktör. İlk ihtimal için söylüyorum. Prodüktör, MC bu ismi bilmiyorsa prodüktör keşfedip bunu beat'i birebir çakıp MC'ye yedirmiş olabilir. Var böyle bir ihtimal. Burada MC'nin suçu yok. Prodüktörün hiç alakalı olmamasını gösterir. İkinci ihtimal, MC prodüktöre demiştir ki bu beat var, birebir benzerini yapalım. Türkiye'de kim bilecek? Prodüktör yapmıştır. İki tarafında iş ahlaksızlığı söz konusu. Üçüncü bir ihtimal aklıma şimdi gelen şu var. Türkiye'de çok yapılan bir hata. Özellikle melodik vokal kaydettikleri beatlere, free beat'te de enstrümantallere yazıyorlar MC'ler ve bunlara melodik vokal kaydediyorlar ve prodüktöre gidiyorlar ki bu free beat'e girdim, ben bunun altında beat istiyorum, başka beat yapalım. Ama yani sen kök notaya sadık kalmak zorundasın. Hani o, hatta direkt notaları takip ederek melodik girdiysen o notaya sadık kalmak zorundasın. Prodüktörün de aynı beat'i baştan yapmak dışında bir seçeneği kalmıyor ki bu da yani kendi adıma ben böyle bir teklifi kabul etmem abi. Hep diyorum yani şey var, beğendiğim parça varsa onu bana örnek olarak şeyi at. Bu hissi veren, bu vibe'da bir beat lazım bana de. Mantıken. Süre ver, şu kadar sürede bitirebiliriz diye. Ben de sana dedim ki o sürede olur ya da olmaz, şu kadar süre lazım. Hani ben buna benzer şeyler hissettiren bir beat, bu kafaya yakın sound'a bir beat çıkarayım diyebilirim prodüktör olarak. Ki ben bu tarzda bu şekilde çalışmıyorum. Çünkü ben kendi sound'umu oluşturmaya çalışan bir isimim. Hani sipariş beat yapmam kolay kolay. Ancak şey lazım hani ghost producer olacağım ve iyi para teklif edilecek hani ancak bu şekilde olur o yani. Adım geçmeyecek orada yani. Bu şekilde çalışılması daha mantıklı. Burada şu an aklıma gelmeyen başka bir seçenek de olabilir ama bu üç hatadan biri yapılıyor burada muhtemelen. Bence. Kendi sound'umu oluşturmaya çalışıyorum dediğimde yurt dışına örnek vereyim. Yani DJ Premier'e gidip de örnek veriyorum. Travis Scott Antidote atıp bunun altındaki de benzer beat yapar mısın abicim diyemezsin abi. Premier'e gidiyorsan Premier beat'i almak için gidersin. Yani Türkiye'de ben de hani bu kafada çalışıp bunu empoze etmeye çalışıyorum. Hani müşteri olarak gelecek insanlara. Ya benden beat almak için geliyorsan bana sipariş beat yaptırmalık adam olarak bakma. Benden benim beat'imi almaya gel. Benim sound'umdaki beat'i almaya gel. Yukarıda linki var onun da Eva. Atmıştım ama. Tekrar şey yaparım. Zaten oraya geleceğiz. Yani bu durum biraz dediğim gibi iş ahlakı sıkıntısı aslında yani. Çok teşekkür ederim Fugzi. Slide'ımıza devam edelim. Sırada Big Brother Cheese geliyor. İsimleri İngilizce. Prince Valley altta da var. Solo olarak da bu grupla da
Fiyasko Proximo ile beraber kurdukları grupla da güzel işler yaptılar bence. Ben bir örnek almışımdır oradan muhtemelen ama. Dördü du manyak. Osman abinin orijinal hesabında bende VIP vardı da bu kendisi mi fan mı bilemedim. Takip için teşekkürler Osman abi. sen çete beklerim. Bunu telaffuzunda zorlanacağım biraz ama hadi bakalım. O zaman bir parçamız gelsin. Sınavım olan bir parça gelsin isim bazında. Big Bad Cheese'den. Episeri Koreyen geliyor. Muhtemelen yanlış okudum. Evet, fade attım. Geçiyorum. Sırada şu an bayağı popüler olan isimlerden biri geliyor. Evet, bence de şarkı çok tatlı bu arada. Ve daha güncel sound'da yaptıkları işler de var. Özellikle Prince Wallen'in solo kariyerinde. Ben özellikle grup halinde bir parça dinleteyim dedim. Kendiniz çünkü bu isimleri artık öğreniyorsunuz, araştırabilirsiniz. Sırada Nekfu var. Latrini bölgesinden. Yine demin Paris'ten galiba demiştim, yanılmışım. Nice'ten geliyor Nekfu. İlk parçası, dediğim gibi popüler isimlerden birisi. Ne geliyor? Tempete geliyor. Evet, fade'imizi attım. Azerbaycan rapiyle pek alakasını kuramadım ben Selim. Neden öyle benzettin? Onu bu arada chat'e yazmışsın, merak ettim. Ben bu sırada size sen yazarken bir parça daha açayım Nekfi'den. Nekfi ve Lomepal A La Trappe geliyor. A La Trappe tekrar edeyim. Kaçıranlar varsa parçanın ismini. Evet, fade attım. Çünkü Lomepal'e de ayrı bir başlık açacağız zaten. Slide'ımıza döneyim. Nekfi benim güncelde beğendiğim isimlerden biri zaten. Bu arada şeyden de evet, ben İngilizce'nin alışkanlık kelime sonlarını yutmam gerekirken burada da okuyorum. Hatta ikisi bir ara birbirine girdi. Haftalıkta mesela çok kötü okuduğum İngilizce telaffuzları vardı ki ben hani liseyi de komple İngilizce falan okuduğum için İngilizcem normalde iyidir ama orada artık birbirine girdi bazı şeyler, yani haftalığın global versiyonunda. Bu arada ilk kez gelenler için tekrar edeyim. YouTube'a gelin abi ve Discord kanalımıza da gelin. Ben yazayım şuraya onları. YouTube'a kaçırdığınız yerden devam edebilirsiniz ve YouTube'daki yayın tekrarının açıklama kısmında bu sanatçılardan daha fazla parça da öneriyorum playlistlerde. Bu parçaları tekrar bulmak için de oraya bakabilirsiniz kaçırdığınız bir şey olursa, merak etmeyin. Hip Hop 101'lerde ayrı bir Scratch bölümü yapasım var abi benim özellikle Zari. Öyle bir fikrim var yani. O zaman devam ediyorum sıradaki ismimizle. Kobaladi geliyor. Geliyor diyorum. Önce biraz bilgi vereyim ya. O da Paris'in Ori tarafından iddia oynayanlar Orly şeklinde direkt Türkçe yazılı şekilde okuyan okuyabileceğimiz şehirden bilirler. Ama Paris'ten yine. O zaman ilk parçası gelsin Kobaladi'nin. O da güncelde Fransızca drill bazında güzel işler çıkaran isimlerden biri benim şahsi fikrim olarak. Set sur set geliyor. Evet, fade attım. Size Kobaladi'den bir parça daha dinleteyim. Ne gelsin? Beldia mı gelsin acaba? Hadi Beldia gelsin ya. Bayağı bir parça aldım ama bu dediğim gibi bütün uzun playlisti atacağım size YouTube'da. O zaman Kobaladi, Beldia geliyor. Evet, fade attım ve durdurdum çünkü bunun klibi gerçekten ban getirebilir. Kanal yanmasın. Onun için geçiyorum. Merak edenler için chat'e parçanın linkini bıraktım ben. Özellikle günümüz soundlarında drill dinlemek istiyorsanız Fransızca Kobaladi'yi önereceğim bir isim olur. Skiz'e de indik. Albüm önerilerim var yine ama merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Hepsinden albümler önerdim size gördüğünüz üzere burada. Yayın tekrarından da bu albümlere daha rahat ulaşabilirsiniz. Ya da isimleri zaten not aldınız. Discogs'dan bakabilirsiniz albümlere direkt olarak. Evet. Oo, çok sevdiğim bir gruba geldik. Burada biraz oyalanırız. Buralarda daha doğrusu. La Dernière Tribu. Şurada gördüğünüz grup. La Dernière Tribu. Nereli olduklarını bilmiyorum. Ve sadece bir albümleri olan bir grup ama benim sound'unu sevdiğim bir grup. O zaman ilk parçaları gelsin beraber bakalım. Dediğimiz gibi Hip Hop 101'de ufak ufak tarih giriyorum. Ufak ufak özellikle Amerikan Hip Hop'ta daha etkiliyim ama Fransız Rap'te de dil de anlamadığım için hani biraz daha grup tanıtımı şeklinde gidiyor Fransız Rap ve Almanca Rap'te kısmen böyle olacak. Sonrasında Türk Hip Hop tarihini ilk birkaç konuğumla beraber yapacağız. İyi ki Erdener abi.
Pickup Chair denir. Onlara daha detaylı bilgilendirerek gireceğiz. Tıpkı Amerikan Hip Hop yayınlarında Beef dosyasında işte müzik tarihi kısmında incelediğimiz gibi. Bu Fransız rap biraz bazı isimlerde grup tanıtımına dönüyor gibi olacak ama anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum herhalde. O zaman La Dernière Tribu'dan ilk parçamız Savoir Marcher Dua geliyor. Evet, fade attım ama dediğim gibi benim çok sevdiğim bir grup, tavsiye ederim. La Dernière Tribu'dan o zaman Revolution parçasına da bakalım ve ilerleyelim. Evet, fade attım hız kazanalım diye çünkü 2 saat olmuş şeyin. Ama dediğim gibi çok geçe bırakmadan hani bir gibi en geç yani oraya kadar gider her türlü bitirmiş oluruz yayını. O yüzden hız kazanmak için devam ediyorum. Sıradaki grubumuz benim sevdiğim bir grup yine aynı şekilde ama aslında bir MC çok ön plana çıkıyor orada. O da TSR Crew. Şurada TSR Crew diye gördüğünüz okunuşu TSR Paris'ten. Hugo burada çok ön plana çıktı solo MC olarak ağırlıkla. Dinleyeceğimiz parçalar o yüzden bir Hugo'nun solosu gelecek bir de grup halinde bir parçaları gelecek sırasıyla bakalım diye. O zaman ilk Hugo'nun solo parçasına bakalım. Perimeter geliyor. Yine şırnak oldu. Okuyamadım. Evet. Fade attım Hugo'ya. Şimdi bir de demin bahsettiğim gibi TSR Crew olarak yaptıkları parçaya bakalım. Sansomasyon ya da Sansomasyon. Şu an Merdo'yu oynuyorum tamamen. Asla böyle okunmuyor çünkü. Geliyor. Yani fade attım, berbat şakalar yapıyorum çünkü. Şırnak trap değil mi? Skirt. Ay. Neyse ilerliyorum ben. Ay. Kimdeyiz? Ona bir bakayım. Kafam karıştı. Niska'dayız tamam. Sırada Niska var. Onun da tam olarak nereden olduğunu bilmesem de o da güncel bir isim. Hani 91 doğumlu. Benle yaşıt ama 2013'ten underground kariyeri başlıyor 2013 yıllarında. 2013 yıllarında, 2010'lu yılların başında, 2013 falan gibi. Günümüzde de popüler isimlerden bir tanesi. Bir parçasını getiriyorum size. Reso geliyor. Evet, fade attım. Hem nakaratı hem bir verse'ü duyduk en azından. Niska'yı da merak edenleriniz daha detaylı araştırabilir. Şimdi geldim yine önemli bir figüre. Paris'ten Sinik. Bu yazıldığı gibi okunuyor. Özellikle underground Fransız rap sahnesinin önemli figürlerinden bir tanesi. Ama Sinik'e geçmeden Yağız'ın, Ali Yağız ben nickli arkadaşımızın. Abi underground insanlar nasıl para yapıyor? Olay zaten underground olması değil mi? Diye bir şey sormuştu. Ona geleyim. Kısaca değineceğim. Merak etmeyin. Çok yaşar ustalık yapmayacağım. Abi şöyledir. Türkiye'de bu da bir felsefe olarak oturmadı. Bu kültürle alakası olan bir şey değil. Yani bu sadece çünkü rap müzikte underground kavramı yok. Underground ya da genele yayarsak indie kavramı bağımsız müzik demektir. Bu da şu demek. Ben kendi istediğim müziği yapacağım. Bu arada illa bağımsız veya para kazanmadan gönüllü yapmak anlamına gelmiyor. Türkiye'de maalesef öyle anlaşıldı. Ben ticari kaygılarla müzik yapmayacağım. İstediğim müziği yapacağım şeklinde. Ve bu şey, bu zihniyetle çok başarılı olan, zengin olan insanlar da var. Çünkü doğru bir stratejiyle hedeflediği fan kitlesine ulaşarak atıyorum bir MTV'ye, Grammy'lere falan çıkmadan eskiden MTV'si için söylüyorum artık MTV kalmadı zaten. Hani var da öyle bir ağırlığı kalmadı eskisi kadar. Hani Grammy ödüllerine aday olmadan da ki ola da bilirsiniz mümkün. Örneğin bunu Macklemore mesela hepinizin Thrift Shop'la bildiği. Tamamen indie müzik, indie albümle Grammy aldı Thrift Shop şarkısıyla beraber. Ben bunu hedefliyorum. Milyonlarım olmasın, magazin sayfalarına yer almayayım. İstediğim sanatımı yaparak bir kitle oluşturmaya çalışayım diyorsanız siz indie'siniz, bağımsız müziksiniz, underground'sınız. Yani atıyorum büyük mainstream label'ların da haliyle sizinle çok işi yok. Ha, Macklemore'la artık var çünkü zaten çok Grammy aldı. Yani büyük hitler çıkarabilir indie müzik kafasıyla yani hala yaptığı şeyle çıkarabilir mantığı. O değişebilir. O biraz işin ticari boyutu. Mainstream müzikte ise sizin tamamen
para kazanma hedefiniz ön plandadır. Yani ticari kaygıyla müzik yaparsınız. Hani bu sizin söylemlerinizi etkiler, bu sizin beat seçimlerinize kadar etki eder. Rap müzik için konuşuyorsak. Aslında ikisinin farkı bu. Türkiye'de ise underground kalmayı şey gibi algıladılar. Sanki bir puf takım var, futbol takımı gibi düşünün. Belli bir süre bedava iş yapmak zorundasınız. Çok saçma biliyorum şu an söylediğim şey. Öyle anlaşıldı yani. Belli bir süre bedava müzik üretimi yapmak zorundasınız. Kötü müzik yapmak zorundasınız. Sonra bir plak firması sizinle albüm sözleşmesi imzalarsa o sırada sizi keşfedip size albüm yapar mantığı anlaşıldı ki bu dünyanın en zırva şeylerinden biri yani. Underground demek ya da indie müzik demek böyle bir şey demek değil yani. O daha açıklayıcı olmuştur sanırım bu dediğim şey. Ya örneğin Jedi Mind Tricks hardcore rap yapmasına rağmen daha underground, bildiğiniz için Jedi Mind Tricks'ten örnek veriyorum. Daha underground indie felsefesinde bir grup yani. Lexalçım hoş geldin. Teşekkür ederim. Neyse Sinik'e devam edelim. Sinik underground sahnesinde ağırlıklı politik içerikleri de olan lirikler yazan bir isim. Dediğim gibi Paris'ten geliyor. Dinleyip bakalım. Underground sahnesinin çok önemli figürlerinden bir tanesi Fransa'da. Bu sırada siz bir şeyler yazmaya devam edin. Hani demin konuştuğumuz konuyla ilgili çok bölmeyelim arayı çünkü. Tekrar değiniriz zaten. Evet sonra plak firmasıyla kötü müzik yapmaya devam edebilirsiniz demiş Mali. Hoş geldin Mali'cim. O zaman Sini'ye geçiyorum. İlk parçası Jorealis geliyor. James Blunt düeti bu arada. Evet, fade'imizi attım. Çok sevdiğim bir parça ve James Blunt da çok iyi burada yani bu arada. Sinik'ten bir şey dinletmeye devam edeceğim. Arda demiş ki yarınki haftalık fazla kötü olmayacak gibi Baykan. Gerçekten temennim o yönde abi. Yani ben bakmadım çıkan bir şeye ama umarım öyle olur. Yani artık kötü müzik dinlemekten çok sıkıldım ya. Zarya eklemiş benim deminki Underground mevzumu. Onu da okuyayım. Ondan sonra geçeyim Sine'in sıradaki parçasında. Underground olmak aslında daha çok kodları kullanmakla alakalı. Popüler kodlardan uzak durduğun sürece Underground'a bir o kadar yakınlaşıyorsun. John Fiske Popüler Kültürü Anlamak kitabından pardon John Fiske'in Popüler Kültürü Anlamak kitabında detaylıca anlatıyor bu durumu. Merak edenler için linki Discord'a bırakırım. Süper olur abi. Anladım Sufu da yok benim bildiğim anlamı blend mix anlamında hani bildiğimiz harmanlamak şeyi ama o şey harman kalmak gibi o jargonla benim normalde de aram yok. Kullanmadığım bir şey olduğu için uzak olduğum bir dünya için olduğu için hiç merak etmedim yani öyle bir şey. Ama ben de Discord'da bırakırım hani ya da sana fısıldarım özelden ya da fısıldarsın ben onu öğrenir yazarım sana mutlaka. O zaman Sini'nin sıradaki parçasına gidelim. Otodestrüksiyon geliyor. Evet, fade attım. Şuradan da değineyim biraz daha. Hani demin Underground konuşulmuştu ya. Bakın mesela klip gayet para harcanmış bir klip izliyoruz şu an. Ya da para harcanmış bir prodüksiyon izliyoruz. Çünkü bizdeki mantıklı gibi Underground değil o yani. Sinik'ten hadi bir parça daha dinleteyim öyle ilerleyelim ya. Löreve geliyor. Evet, fade attım. Sevdiğim bir parça ama fade attım. Bakalım slide'ımızda. O, Useness var. Güzel grup. Zaten kötü dediğim bir şey çıkmadı henüz pek. Useness. Geleyim. Onların da tam olarak nereden olduğunu bilmiyorum. Ama galiba Paris'ti. Bilmiyorum dediğim not almamışım. Tekrar bakarım ama Paris'i hatırlıyorum. Ve Fransa'da farkındasınızdır. Şey de var. Türkiye'de pek kalmayan rap band grup kültürü de var yani. Bazen sevdiğim, bazen sıkıldığım bir grup ama yine de bilin istedim. O zaman Usinest'ten ilk olarak Sela Pu geliyor. Evet bu mesela sevdiğim bir işlerine örnekti. Fade attım. Bir de Terepromis geliyor Usinest'ten. Ona da hızlıca bakalım. Bir ismimiz daha var. Tek parça dinleyeceğimiz slide'da. Ona devam edelim ve sıradaki slide'ımıza geçelim. Terepromis'ten sonra. O zaman Usiness Terepromis geliyor. Bir de ona bakalım. Bu klipteydi galiba. Yok değilmiş. Evet fade attım. Usiness'i de size dinletmiş oldum. Slide'ımızdaki son ismimiz. Şu an imleci üstünde görüyorsunuz. İngilizce okursak Mr. R ama Fransızca okuyacağımız için Monsieur R
Değil mi? Yine güzel okudun mu Merdo? Monsieur Ayer. Ve parçası daha önce dinlediğimiz Lino, Mystic, G-Kill gibi isimler de var parçada düet olarak. Magül geliyor. Monsieur Ayer'den. Bir Aa eyvallah Emir'cim. Şarkı başlar başlamaz link bırakıyor musun? Mod gibi mod. Ya dedi Magül. Ü karışık bir telaffuzu. Neyse durdurdum. bir parça aldım dediğim gibi Monsieur E'den size. Başka ismimiz kaldı mı? Bakayım. Yok. Bu slide'ımızı geçiyorum. Peki kaç slide'ımız kalmış? Ha, son 5 slide daha var. O ara ara geçeceğim isimler de var. Bu parçada da mesela Misty'yi dinlemiştik. Ama size tekrar bir parçasını daha dinleteyim, bir de solo parçasına bakalım. Daha önce bir iki parçada daha Misty'yi dinledik. Hatta bir grup altında görmüştük zaten hatırlıyorsanız. Hani bu Misty'den dinleyeceğimiz 3-4 parça olduğu için düetlerle beraber. Onun için bir parçayla geçeceğim burayı. Mystic'ten Celil Dukriz geliyor. Selül ya da Selül Dukriz olabilir. Celül mü Selül mü emin değilim. Evet. Fade attım çünkü Mystic aşina olduğunuz bir isim. Daha başka parçalarını da dinledik çünkü. Önemli bir grubumuz var zaten burada da, ona gelmeden önce neye bakalım? Bir femsiğimiz daha var ama önce size Psikopat isimli, gerçekten psikopat diye okunuyor bu arada, grubumuzu tanıtayım. Bad Tripus yani Bad Trip parçası gelecek psikopattan. Onlar da günümüzde artık var olmayan bir grup diyebiliyorum yani. Yine Paris Saint-Denis bu arada. Dayava demiş ki, fade'imizi attım bu arada. Dayava demiş ki, abi seni izlemeye başladım. Başlayalı yaptığım hiçbir şarkıyı beğenmemeye başladım. Mükemmeliyetçi yaptın, sağ ol. Başarmışız o zaman, güzel. Değil mi? Psikopat, Celil falan çok yanlış telaffuz. Psikopat doğru telaffuz bu arada abi. Direkt çünkü dilimizde Fransa'dan geçen bir kelime zaten. İngilizce'de psikopat zaten biliyorsunuz. Autotune da diyeyim siz istemeden. Tamamdır. Şimdi konumuza dönelim. psikopat grubu da bu arada Paris'ten, Saint-Denis tarafından, NTM'den falan bildiğiniz banlıyor. Yarı horrorcore esintileri var. Zaten imajlarında da bunu görüyorsunuz. Yarı hardcore rap esintileri var ama klip bence çok başarılı bir klipti. Hani yılına göre. Bu 2000 falan olması lazım bunun da. Diskografilerini derinlemesine dalabilirsiniz ama yani dediğim gibi çok uzun süre yaşamış bir grup değil bu grup. Ama iyidir yani genel olarak. Büyük grubumuzu sona saklayacağım. X-Men'i daha yani. Size o zaman ilk olarak ne dinleteyim? Mystic dinlettik. O zaman size bir FMC dinleteyim. Sisistro. Şurada imleci şu an görüyorsunuz üstünde. Sisistro diye okunuyor. Ve bir parçası gelsin. Ma jenerasyon yani benim jenerasyonum. Yani evet çok bunu da çevirmekle övünmezsin bu arada. Herkes anladı zaten. Açtım neyse. Evet fade attım. Bir de istiyorsanız daha güncel bir parçasına bakalım. FMC olarak olduğu için iki parçasını alarak torpil yaptım biraz. Mavi geliyor. Evet fade attım. Fransa bazında da çok daha iyi FMC'ler dinledik. Ama yani yine de değinmek istedim yani. Bakalım kimler var başka. Hadi X-Men'i sona bırakacağım dediğim gibi. O zaman size Prodigy Namu geliyor. Yine Marsilya'dan bir grup. Marsilya'dan da taşıdık yine bir şeyler. Çünkü hep ağırlıklı Paris çünkü gerçekten de hani Marsilya'da IAM'e bakmıştık daha önce büyük isim olarak. Burada Marsilya'dan iki isme bakacağız. İkisi de büyük sayıdır. Prodigy Namu'nun şurada gördüğünüz bir albümünü önerdim. Çünkü bir albümleri var. Yani. Ama grup üyelerinin solo albümleri de şurada görüyorsunuz. Cypher'ın da albümleri var gerçi orada ama. Albüm önerilerinden biraz daha fazla eserine ulaşabilirsiniz. Size buradan iki parça dinleteyim. Köfülle Polis geliyor ilk olarak. Prodigy Namu'dan. Tabii.
Evet, fade attım. Size bir parça daha dinleteyim. Onda daha önceden bildiğimiz Shuriken'in kardeşi Faflaraj falan da var sıradaki parçada. Uptown var, Faflaraj var ve Sunyata var. Düet olarak. Parça pardon, Sunyata var diyorum ya şey. Parçanın ismi Sunyata zaten. Uptown, Faflaraj ve Prodigy Namu parçası geliyor. Evet, fade'imizi attım. Devam ediyorum slide'ımıza. Prodigy Namu'yu da baktık çünkü. Kim kaldı burada? İki önemli grup kaldı. Pistolerim kaldı. Sofrano'nun grubu. Oradan biliyorsunuzdur. Don Vincenzo ya da Vincenzo İtalyanca okursak. Ve bu grubun frontmeni Soprano. Hatta girmişken yine Marsilya'dan devam edip Pistolerim'e bakalım. Biraz. Dediğim gibi buranın frontmeni Soprano ve Fransa'da bayağı büyük bir MC şu an kendisi. Hatta buradan Soprano'ya da direkt burada girmiş olalım. Ayrı bir başlık açmadan istiyorsanız. Bu grup altında. Onun da parçalarına burada bakalım. O zaman ilk olarak grup olarak yaptıkları bir iki parçaya bakalım. Pistolerimden Lemon'e geliyor. Lemon et. Evet, fade'imizi attım. Biraz da grubun frontmeni Soprano'nun parçalarına bakalım isterseniz. İlk olarak Hala Hala geliyor. Yine bu Güneydoğu'danmış gibi okumadım. Gerçekten parçanın ismi Hala Hala bu arada yani. Geliyor. Evet, fade attım. Biraz daha güncel bir parçası olması lazım bir de listemizde var. Ala Bien geliyor. Yine Soprano'dan. Sonra X-Men'e geçiyoruz. Evet, fade attım. Soprano da size önereceğim bir MC ama bu arada ufak bir yanlışlık yapmışım. Parça güncel galiba diye hatırlıyordum da güncel değil. Kripto PlayStation 2 falan var. O bilgiyi silin abi kafanızdan. Ama güncelde de bayağı popüler olan bir isim Soprano, öneririm yani. Ben daha çok kendim beğendiğim için biraz daha eski parçalarını almışım galiba. Ya Marsilya şey demiş Miraç, ona da biraz bildiğim için değineyim. Marsilya çok garip kentmiş. Bayağı mafyanın bayağı etkisi varmış. Öyle okumuştum. Ya şöyle, Fransa'nın banliyölerinin her tarafı tehlikeli abi aslında da. Hani Paris'te falan da. Marsilya ama direkt liman şehri olduğu için hem işçi nüfus çok fazla hem de Kuzey Afrika'dan gelen kaçak göçmenlerin trafiği Marsilya'da başlıyor. Ve banlandık şu an. Hani bunu konuştuğumuz için muhtemelen. Haliyle Marsilya bir tık daha tehlikeli bir şehir Fransa içerisinde yani. Hani Paris'in banliyölerine kıyasla Marsilya daha tehlikeli. Genel olarak şehir meydanı dahil daha tehlikeli yani. Evet, o zaman bu slaytımızdaki son isme geçiyorum. X-Men, Parisliler. Yine Fransa'da 90'ların başında erken dönem gruplarından bir taneler ses getiriyorlar ve günümüzde de hala büyük gruplardan bir tanesi. Bir atıyorum IAM ve NTM kadar, Supreme NTM kadar büyük etkileri olmasa da X-Men de Fransa hip hop tarihi için bayağı önemli gruplardan bir tanesi. Yine size birkaç örnek dinleteyim. İlk olarak One 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 gelsin. Parçanın ismi İngilizce. Ben fade attım ve o konuya girecekken Miraç sordu chatte nasıl telif yememişler isimden diye. Abi yediler. Marvel'la davalık oldular ve şu an X-Men ismini kullanamıyorlar. X-Men değiller artık. Les X mi? Öyle bir şey olmuşlardı. Ya yine grubu andıran bir isimleri var ama keşke onu notlarıma yazsaymışım. Evet bak unuttum. Abi zari şeyle The Crazy yaptığımız Onur Bayrakçayken'le Ali abi bayağı yakınlar. Hani müzikle alakalı bir yayında da belki ileride Premier Lig yayınımız falan da olacak gibi bir ihtimali var. Buraklarla öyle bir muhabbetimiz dönüyor arada yapsak mı diye. Olursa teklif götüreceğim ben yani. Dayava şimdiden iyi dersler, iyi uykular. Geldiğin için teşekkür ederim. Alparslan hoş geldin. Yeni geldiysen ama yok yeni gelmedin ya galiba. Teşekkür ederim ama tekrar. Beat bana da çok tanıdık geldi bu arada Rapper Penguin de nereden hatırladığımı çıkaramıyorum şu an. X-Men'den bir iki parça daha dinleteyim ama size bu arada. Ama dediğim gibi Marvel'la bir davalık süreçleri oldu ve artık X-Men olarak anılmıyorlar yani. Yine İngilizce isimli bir parça gelsin o zaman. Kolay okuyayım. Hall of Fame geliyor X-Men'den.
Evet, fade attım. Size bir X-Men parçası daha dinleteyim. Ya yani X-Men daha doğrusu. Ve ilerleyelim slide'ımızda. Güncellere doğru gelelim biraz daha tekrar. Ana akım piyasaya. Bir de o zaman ne gelsin? Retro a piramit geliyor. Retro a piramit nerede bu peki? Buldum. Tamam. Burada parça. Evet, yine fade'imizi attım. İlerleyelim. X-Men'de özellikle Boom Bap Sound için size önerebileceğim bir Fransız grubu. Bu slide'da incelemediğimiz biri kaldı mı? Hayır. Sıradaki slide'ımıza geldim. Burada mesela ekstra bir mesela değinip atlayacağımız isimler de var mesela burada. Tamam, az kalmış. Son, yani bire yetiştiremeyiz herhalde ama 1,5'u göreceğiz gibi gözüküyor. Hız kazanmak için daha seri fade'ler atabilirim bu arada istiyorsanız. Sıradaki grubumuz Le Lidl. Yarı Fransızca, yarı İngilizce bir grup. Ranult, Sally B. Wax, daha önce göstermiştim size başka bir grup altında. Ve DJ Sek bu grubun üyeleri. Bir parçalarını dinleyelim istiyorsanız. Rosalino Son geliyor. Evet. Fade attım. 1992 çıkışlı bir parça. Miraç ne oldu? Neden böyle bir şey oldu? 60 saniyelik timeout vermişsin. Neyi kaçırdım ben? Ha, tamam. Hakaret. Tamam. Evet, erken dönem gruplarından Lolidal'ın parçasını dinledik. 92 çıkışlıydı. Kısaca bir baktık. Erken dönem öncü gruplardan bir tanesi o adam. Yine aynı şekilde gideceğiz biraz. Almışımdır muhtemelen parçasını. Sun MC var tam yanında gördüğünüz. Ondan da bir parçaya bakalım. O da eski MC'lerden, eski Fransız rapçilerinden bir tanesi. Çok kötü kurdum cümleyi. Öncü Fransızca rap figürlerinden bir tanesi Suni MC'de. O zaman Suni MC'den de Elucidese Mystery geliyor. Elucidese Mystery. Ben slide'ımıza döneyim hızlıca. Terem'e değineceğim sadece. Kendisi trip hop prodüktörü. Ağırlıklı olarak trip hop alanında soundlar çıkarıyor ve beğendiğim bir prodüktör. Amerikalı bir iki MC ile de çalışmışlığı var bu arada. Bir şey dinletmeyeceğim ondan, enstrümantal hip hop olarak. Buradan size başka dinleteceğim ne var? Sniper dinleyeceğiz tabii ki. Tunisiano da zaten Sniper'ın içinde dinleyeceğim. Sniper üyesi olduğu için onu da dinletmeyeceğim. Bilin diye değineceğim. Başka ne almışım buraya? Swinkles var. Sol altta gördüğünüz. Fransızca farklı mı okunuyor bilmiyorum ama galiba bu kelime İngilizce diye, ben İngilizce okuyorum bu arada. Evet, Swinkles. Monspot diye bir parçası var Swinkles'ın. Hadi bakalım ya yine. Kısaca ona da bir bakalım. Evet, fade attım. Ben ilk gördüğümde bu abileri Latin sanmıştım. Fransız olduklarına hiç inanasım gelmemişti mesela. Çok enteresandır. Ay. Ama yani bu şarkılarını bayağı seviyorum. Ama aldığım tek şarkı zaten. Hani diskografilerine aşırı da hakim değilim. Bunu da kabul edeyim. İleride geleceğimiz MC'ler kadar. Burada bir kişiye bakacağım. Tamam, o bayağı ileride. Burada kim var başka? Anacağım. Bu grubu Sniper'a geçmeden burayı da analım. Aynen, unutmadan. Timiyasan Kompleks grubun ismi. Antipolitik parçaları geliyor. Bir aksilik olmazsa. Fade'imizi attım. Bu arada Undertaker Seyfi'ye tekrar hoş geldin. Biraz daha var. 1,5'a falan gideriz herhalde. 200 slide'ımız daha var. Bu slide'ı da Sniper'la bitireceğiz zaten. Sonrasında bir bakayım hatta tekrar. 3 slide'ımız var. Ama burada yine örnek dinletmeyeceğim MC'ler var, merak etmeyin. Sniper, yine önemli bir gruba geldik. Valdoaz'dan, Valdoiz diye yazılan yer. Val de
kesme apostrof oiz diye şeklinde yazılıyor. Valdoaz. Onlar da önemli gruplardan bir tanesi Fransız rap underground sahnesi için. Yine daha önce Sinik'te söylediğim gibi Sinik grup değildi evet ama Sniper önemli bir grup mesela. Bayağı da bir ciddi bir fan kitlesi vardır. O zaman Sniper'dan ilk olarak Brûlé gelsin. Evet, fade attım. Bayağı sevdiğim bir Sniper şarkısı ama süre kazanmamız açısından fade attım. Bu arada tekrar edeyim. Biraz karışık kurmuşum o parçayı anlattığımda. Bir önceki grup için söylüyorum bunu. Timiye Sun Complex dediğim gibi o da öncülerden bir grup. Hani karıştırılmasın. Zaten parçayı dinlediğinizi anlayacaksınız ama bunu değinmeyi unuttum mu unutmadım mı emin değilim. Bir daha bir ekleyeyim dedim. Sniper'dan hızlıca bir parçamıza daha bakıp slide'ımızı bitirelim ve hız kazanalım. Yayın 3'lere uzamasın çünkü. Ne gelebilir Sniper'dan? Bakayım. Jete Parle geliyor. Soprano düeti bu arada. Evet, fade attım. Bu şarkıyı da normalde severim ama hız kazanmamız lazım gerçekten. O yüzden fade attım. YouTube tekrarındaki açıklama linklerinde parçalara ulaşabileceksiniz. Merak etmeyin. Slide'ımıza dönüyorum. Burada incelemediğimiz biri var mı diye bakıyorum. Tunisiano zaten demin ilk dinlediğim Sniper parçasında gördüğünüz MC. Sniper grubunun frontmeni diyebilirim kendisi için. İlerliyorum. Albüm önerilerimi de yapmışım. Evet, burada bir şey dinleyecek miyiz? Emin olmadığım bazı isimler var. Onları hızlıca değineyim mesela. Örneğin Sadık Asken. Bayağı underground bir isim ama onun da Türk bir rapçiyle yanlış hatırlamıyorsam 2006-2007'de bir düetini görmüştüm. Onu da aldım. İki tane albümü var. Başka bir işini pek görmedim diye hatırlıyorum. Nereden olduğunu not almış mıyım? Yok, bilmiyorum çünkü. Onun Montestament diye bir parçası var. Benim ifadem. Önerebileceğim size. En bilindik parçası olabilir muhtemelen. Yusuf'a bir sonraki slide'da tamam. Yine burada size Skred'i önermişim. Skred'den bir şey dinlemeyeceğiz muhtemelen. Listeye almadım çünkü o da çok kısa bir dönem üretmiş birisi. Günümüzün drill soundlarında Seth Gecko'yu önerebilirim size. Ondan bir şey almadım. Seth You vardır ama muhtemelen. Hangi parçası var emin değilim ama. Hop. Yok, buraya sadece değineceğim isimleri almışım. Mı Sefyu dinledik mi yoksa ya? Bir dakika. Sefyu'dan bir parçaya bakarız ya. Bakmamız lazım. Şuradan ben bir... Böyle geliyor. En çok dinlenen parçasına bakalım mesela. Turbo. Çünkü Sefyu şu ara bayağı popüler olan bir MC. Bakalım. Sefyu'dan Turbo geliyor. Evet. Fade attım. Sefyu şu an Fransa'nın bayağı popüler MC'lerinden bir tanesi. Onun nasıl parçasını almayı atlamışım aklım el vermedi ama neyse ki çözmüş olduk. Bir parça da örnek dinletmiş oldum. Yasin'cim hoş geldin. Daha bir iki slide'ımız daha var. Bir yarım saat 45 dakika daha buradayız gibi gözüküyor. Ben slide'ımıza döneyim. Burada size hızlıca önerip geçeceğim bazı grupları aldım ki zaten dediğim gibi çok fazla bir eserleri de yok. Seth Gecko bayağı popüler ama çok beğendiğim bir MC değil açıkçası. Dediğim gibi aşırı drill fanıysanız tavsiye ederim. O kadar yani. Section Fu aynı şekilde güzel bir ekipti ama çok yaşamadılar. Bir albümlük ömürleri vardı. Sefio dinlettim. Size bir MC daha buradan dinleteceğim. Biri var ama yanlış hatırlamıyor isem. Parçasını almışımdır onun. Aldım evet. Bir parçasını aldım. O da Paris'ten gelen Rosé. Ve gelen parçası ise Enchabit geliyor. Ya Yasin. Evet, fade attım. Bilin diye dinlettiğim bir isim çünkü. O da eski sayılabilir Fransızca tarihi için. Dediğim gibi bilin diye bu slayta biraz isimleri koydum. Dinleteceğim bir Sefyu vardı. Bir de kısaca Rosé vardı. Dinlettim ikisini de. Evet, burada daha önce bir iki parçada düet olarak gördüğümüz isimler var. Önemli figür olarak. Tekrar ben bir yukarıya doğru çıkayım.
Evet, ilk olarak Roka ile değil Yusofa ile başlayacağım. Sanırım doğru okuyorumdur. Evet, Yusofa. Bezye'den bir rapçi kendisi. Biraz zaten fenotipinden de fark ediyorsunuzdur. Karayip Antiller kökleri var. Afrika ile beraber aynı şekilde. O zaman iki parçasına bakalım isterseniz Yusofa'nın. İlk olarak Dannavi gelsin. Evet, fade attım ama Yusofa da Fransa rap için bayağı şu an popüler olan mainstream figürlerden bir tanesi yanlış bilmiyorsam. Bir de Entourage parçasına bakalım isterseniz. Geliyor. Evet, hız kazanmak adına yine fade'imizi attım. Değineceğim kimler var slide'ımıza tekrar bakayım. Zaten Yusofa ile başladık. Ol Kenry Dany'den de daha önce bir grup altında, kendi grubu altında da bağımsız olarak da incelediğimiz Dany'den de beraber çalışmasıyla meşhur bir sanatçımız. Öl Kenry diye okunuyor. İngilizce okuduğum için Ol Kenry diye okudum. Aslında Öl Kenry diye okunuyor. Benim bayağı beğendiğim MC'lerden bir tanesi Fransa camiasında. İsterseniz Öl Kenry'den de iki parça falan bakalım hızlıca. O zaman ilk olarak ne gelsin? L'Engrenage geliyor. Evet, fade attım. Çünkü dediğim gibi bunları bilin diye gösterdiğim biraz daha minik kalan gruplar bunlar. Şu an bahsettiğim isimler. Hatta sıradaki iki isimden muhtemelen size parça dinletmem. Biri Nesbiel. Solo bir MC. Burada hani bir grup olarak gelmiyor karşımıza. Diğeri de Le Menager. Bildiğimiz anlamda menajer, yönetici grubun ismi. Bu grupta biraz daha erken dönem demoları olan bir grup ama tek albümleri 99 yılına ait diye biliyorum. Menajeri de önerebilirim meraklılarına. Roka çok beğendiğim bir MC değil ama yani erken dönemde o da bayağı dinlenen bir isimdi baktığımız zaman. Roka'dan parça almış mıyımdır yine de diye bir listeme bakıyorum ama sanırım almamışımdır. Almamışım. O zaman son slide'ımıza geçiyorum. Burada çünkü biraz oyalanırız. Hani bir yarım saat falan burada vakit harcayacağız. Çünkü günümüzün popüler MC'lerine geldik. Fransa piyasasında bayağı önemli rolü olan. Ama size mesela aslında bir Amerikalı, ya yani İngilizce rapten tanıdığınız Amerika'da yaşayan Napolyon The Legend'ı da aldım. Çünkü kendisi Fransa doğumlu Karim Burhain. Orijinal ismiyle. Ve aslında bilingual bir MC. Hani çift dilli yani bir MC. Hem Fransızca rap yapıyor ama daha çok daha az sayıda Fransızca rap parçaları var. Çünkü aslında Amerikan rap piyasasının içerisinde underground bir MC olarak. Ama Fransızca rap piyasasında da bir dönem işler verdi. Onlara da bakacağız. Bu parantezi kapattıktan sonra o zaman ilk olarak Romeo Elvis ile başlayalım isterseniz. Romeo Elvis Belçikalı aslında ama Belçika'da da Fransızca çok yoğun kullanılan bir dil. Bilenleriniz vardır. Annesi ve babası da ünlü figürler diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. O zaman iki parçasına bakalım isterseniz. İlk parçası Show geliyor. Evet. Romeo Elvis'in ilk parçası olan Show'ya fade attım. Bu sırada parçayı normalde dinleyeceğimizden biraz daha uzun dinledik. Çünkü ben Soul King'in Türkçe altyazılı parçası varmış listemiz eklerden biri. Onu aldım. O sırada onu aradım. O zaman Romeo Elvis'ten bir parça daha dinleyelim isterseniz. Ne gelsin ne gelsin. O sırada ben slide'ımıza geçeyim. Ne gelsin. Peki. Defense. Yani bildiğiniz defans. Savunma parçanın ismi. O zaman Romeo Elvis'ten Defense geliyor. Evet, fade attım. Şu an çünkü bayağı popüler isimler, şu an inceleyeceğim isimler, Fransızca rap camiası içerisinde mainstream'e oynayan isimler bu isimler şu an için günümüzde ağırlıklı olarak. Bir istisnası var, hatta geçen hafta slide alıp unuttuğum bir grubu da aldım, onun da bakacağız. Ona kısaca bir değineceğiz, 90'lardan. Soul King'e ilerleyeyim ben. Soul King Türkiye'de de çok popüler olan bir isim, hatta Türk asıllı olma ihtimali var. Bir bilgi yok ama çünkü bayağı bir Cezayirli deniyor ama meleğim diye parçası var çünkü yani çok enteresan bir şekilde. Wikipedia'da Cezayirli olduğu yazıyor ama.
89'luymuş. Aslen Cezayirli, evet. O da Belçikalı aslında. İlk hafta o yüzden almamıştım diyordum ama niye almayayım? Fransa rap yapıyorlar mantığı. Tekrar aldım onları da. O zaman Soul King'den ilk olarak ne gelsin? Bir dinleyelim. Tişi gelsin ilk olarak. Sofyan Ediyet. Sufyan ya da. Evet, fade attım. Şarkının linkini veriyorum. Merak etmeyin chat'e. Soul King ben de genel olarak beğendiğim bir rapçi de dediğim gibi ilk yayında aslında Belçikalı diye dahil etmemiştim ama sonuçta Fransızca rap mantığı tekrar edeyim aynı cümleyi. Al dahil ettim sonradan buradaki bazı Belçikalı isimleri de. Ama Merdo'nun dediği gibi bunu da ekleyeyim. Fatal Bazooka'yı ben de es geçtim abi unutmuşum açıkçası. Normalde sevdiğim bir isimdi ama hiçbir slide'da yer vermeyerek bayağı büyük fail oldu bu bizim için. Ama size Fatal Bazooka şarkılarını da playlist'e ekstradan ben eklerim. Hiç merak etmeyin YouTube yayın tekrarı için. Pitbull tüm şimdi okudum. Pitbull tüm dünyada mı ortak keko itemi ya diye sordu. Evet abi Pitbull tüm dünyada ortak keko itemim bence de yani. Öyle gözüküyor en azından. O zaman Soul King'den bir parçaya daha bakalım. Pardon, iki parçaya daha bakacağız ama ilk benim çok enteresan bulduğum, demin de değindiğim parçasına bakıyorum. Soul King meleğim geliyor. Yani Cezayirli internette bulduğum infolarda hakkında Türk olduğuna dair bir info asla görmedim ama Meleğim bayağı parçanın ismi. Geliyor. Klip İstanbul'da zaten evet. Bu arada. Evet fade attım. Soul King Meleğime de. Bu arada şeyden garipsedim. Hani biraz burada bir şeyden durayım. Yine biz müzikten çıkalım. Abi bu Hollywood filmlerinde falan da vardır ya böyle Eminönü'nde develi koşturmaca sahneleri böyle hani herkes mecburen geldiği anda hatta şeyde de vardı o. Angels and Demons serisinin Dan Brown'un son filmi neydi? Kitabını da okumuştum da. Inferno. Bu arada o seriyi normalde severken Inferno'da zaten böyle hani seri de böyle yokuş aşağı kitap bazına da aşağı gitti. Yokuş aşağı yuvarlandı resmen de. Abi Inferno'da havaalanında iniyorlar. Uyarılıyor kız. Hani bir tarafından da türban falan takıyor ya hani. Hani abi gerçekten mi hani bayağı şey Tenten dönemindeki ırkçılık artık o yani artık. Olduğu gibi gösterin abi yani. Evet bizim türbanlı bacılarımız da var. Hani bunu bir politik söylemek olarak söylemiyorum. Evet o da var ama hani mecburmuşsun gibi göstermek biraz garip geliyor bana ya. Hani kapalı çarşıda başını örterek gezmen gerekmiyor sonuçta abi senin yani. Hani camide eyvallah dünyanın neresindekine gidersen git aynı şekilde de. Evet ama Tenten'deki ırkçılık da gerçekten başka ya hani. Çok sevdiğim bir çizgi eser aslında Tenten ama yani dönemi biraz daha hani yazıldığı zaman Belçika'da siyahiler hayvanat bahçesinde sergileniyordu yani Tenten'in yazıldığı yıllarda. Maalesef. Soul King'den bir de Türkçe altyazılı parçamıza bakalım o zaman. Soul King Gerilla geliyor. Evet. Fade'imizi attım. Soul King de aşırı popüler. Instagram takipçi sayısından falan da fark edebilirsin ama ben tıpkı UFO'da olduğu gibi hani yani Fransa'nın UFO'su olarak ikisini de UFO'yu da Soul King'i de aşırı uzun süre dinleyemiyorum. Beni çok sıkıyor ya. Merak edenler için parçanın Türkçe altyazılı linkini atayım. Kötü değil ama uzun süre tahammül edemiyorum. Benim mesela şu an Soul King limitim doldu. 3 parça dinledik ya kısa kısa. Ben de Soul King doldu abi. Yani bana çok gelmiyor o açıdan. İlerliyorum slide'ımızdaki diğer isimlerden. Sırada bir duo'muz var. Peace and Love uzatılmış hali. Kısacası PNL. Aynen bildiğimiz İngilizce'deki gibi okuyoruz. PNL'den de bir veya iki parçamız olacak listede yanlış hatırlamıyorsam. İki parçamız var. Evet. İlki Blanka geliyor. 2014'te kurulmuşlar bu arada. Corbulezon. Paris'in geldikleri banliyö tarafı. Neyse bunu tekrar söylerim. Telif yemeden. Evet. Buna da fade'imizi attık. Size PNL'den bir de ODD parçasını dinleteyim. Bilelim. Hani birer dakika kadar da ona da bakalım yine. Evet. Burada da fade attık. Dediğim gibi PNL de şu an bayağı popüler bu arada Fransa içerisinde. Size parçayı merak edenler için linkini de bıraktım.
Kayıt alıyorsan her parçada gir çık yapsan daha rahat olmaz mı? Abi şey yapmıyorum. CPU'yu yormaması için bilgisayarım çünkü eski baya şeyden Streamlabs'dan yapmıyorum. Tekrar yayınını telifi yemeden şeyden indiriyorum. Hemen yayın biter bitmez Twitch'ten indiriyorum. Daha iyi bir bilgisayara geçtiğinde bu sorunlarımızı çözeceğiz. Tekrar PNL'i de kapatırken tekrar edeyim. Corbulezon'dan Paris'in güney banliyölerinden birinden geliyorlar. PNL grubu. Peace and Love tekrar. Yani huzur ve para. Fransızca karşılığı. Grubun açılımının. 2014'te kuruldular ve şu an biraz yarı cloud rap, yarı işte Türkiye'dekine yakın autotune'lu pop rap furyasının Fransa'daki temsilcileri diyebilirim ve bayağı popülerler, dinleniyorlar yani. O sıradaki sıradaki ismimize geçeyim. Ha, burada size bir isim dinleteyim o zaman. Koalisyon, yani koalisyon yön diye okudum, çok kibar okudum. Koalisyon grubun ismi. Bir parçalarına bakalım istiyorsanız. 95'ten geliyor parça bu arada. Klipli. Setansi geliyor. Onu daha önceki haftası bir slide daha almışız ama ben atlamışım. O yüzden şimdi aldım tekrar. Evet, fade attım. Koalisyon grubu ve MC'leri de benim bayağı sevdiğim 90'lar gruplarından açıkçası. Ama geçen hafta nasıl olduysa atlamışım. Herhalde şöyle kendim ayrı fontla yazmayıp direkt isimlerini yazdığı bir görsel aldığım için olmuş olabilir o. Muhtemelen. O yüzden bu hafta onları da bir dinleteyim dedim size. Bir parça en azından. Geçen hafta olsaydı daha fazla dinlerdik muhtemelen de. Hız kazanalım. Çünkü saat 1'e 10 geçiyor. Zaten son slaytımızdayız da hız kazanmak adına tekrar döndüm isimlere. O zaman hepimizin bayağı bildiği bir isim geliyor. Stromae. Yarı Ruvandalı, yarı Belçikalı kendisi. Ama Fransızca rap yaparak ünlendi. Kendisini Brüksel'de doğuyor bu arada 1985 yılında. Kendisini yarı rapçi, yarı elektronikçi olarak tanımlıyor bu arada. İkisinin de örneklerini bolca görüyoruz. Erken dönem bir parçasını açtığımızda bayağı rap parça dinleyeceğimizi siz de göreceksiniz muhtemelen. O zaman hatta erken dönemden bir parçası gelsin. Neydi? Onu yazmış olmam lazım. Fuktaret Selap. Ne? Fukta ne, neymiş? Fu Kütaret Selerap geliyor. Çok kötü okuyorum muhtemelen. Bu benim sınavım bu parça çünkü. Bu Stromae'nin erken dönemde bayağı rap yaptığı bir parça. Bakalım. MC. Evet, fade attım. Erken dönem Stromae'de bayağı gördüğünüz gibi rap duyuyorsunuz. Biz size bir parçasını daha açayım gerçi. Lapuy parçanın ismi. Orelsan düeti. Bir de ondan bakalım. Evet, fade attım. Gerçekten bu da çok sevdiğim, çok güzel bulduğum bir şarkı bence. Stromae'nin tamamen hip hop'tan bağımsız olarak, hip hop kültüründen ve rap müzikten bağımsız olarak yaptığı elektronik işleri içinde çok bildiğiniz bir örneği size dinleteyim. Çünkü Stromae kendisini yarı rapçi, yarı elektronik müzisyen olarak tanımlıyor. DJ olarak tanımlıyor çünkü. Süper olur Ali, onu paslaşırız bir ara. O zaman Stromae'den son parçamız gelsin. Hepinizin çok bildiği çok meşhur Aloron Dans geliyor. Hepiniz biliyorsunuz da kısaca bakalım yani. Çok yönlü bir müzisyen kendisi çünkü. Evet, hepiniz biliyorsunuz ve ben bu parçayı gerçekten her yerde bir ara çalmamasına rağmen sıkılmadığım nadir işlerden biri. Çünkü ben bir ara Lean Back'ten bile Need for Speed Underground 2'nin soundtrack'inde olduğu için her Şahin'de çaldığını duyunca bir ara ö gelmişti yani, böyle hani salmıştım. Bu parça ne duysam da sıkılmadığım bir parça. Yani Stromae'nin ben genel müzisyenlik kafasını bayağı beğeniyorum. Yani ilk dinlediğimiz işlerdeki rap vokal veya melodik vokal kısımlarında da çok yaratıcı işler çıkarabiliyor. Yani daha önce başka bir iki grupta da size söylemiştim, Fransız rap adı altında. Hani şey değiller ya da Amerika'da Outkast'teki gibi, yani Andre 3K'deki gibi. Stromae'de tek bir janra ile ifade edebileceğimiz birisi değil. Çok fazla yerden besleniyor ve çok fazla janra içerisinde işlerine de denk gelebiliyoruz. Çok iyi müzisyen bence o yüzden. Ama kendisini rap döneminde size dinletmiş oldum, bilmeyenler varsa diye. O zaman sıradaki ismimiz demin
Merdo kaçıyormuş. İyi geceler abi. Çok teşekkür ederim. Biz de bir 15-20 dakikaya bitiririz herhalde. Çok bir isim kalmadı çünkü. Peace or Violence da tavsiye edilir. Beğenmeyen olursa haftalık hiçbir şarkıda sesi kapatmam ceza olarak. Evet. Evet, Kid Cudi gibi de bir örnek sayılabilir. Ali'nin dediği gibi. O zaman sırada demin zaten Stromae ile yaptığı parçada da dinlediğimiz Orelsan geliyor. Ondan da bir parça daha dinletirim size. Daha önce bir iki parça daha dinledik gerçi. Ya da Orelsan'ı atlayayım, vakit kazanalım çünkü saat 2'ye koşuyor. Yarın birçoğunuzun okulu var, işi var. Size ben Orelsan'ın parçalarını Orelsan'a değindikten sonra YouTube yayın tekrarındaki açıklama kısmında fazla fazla bırakırım. Ama Orelsan da bayağı sevdiğim bir isim benim açıkçası. O zaman ilerliyorum. Lomepal. İlk yayında bayağı sorulmuştu. Paris'ten bir isim. Lömpel diye okunuyor aslında. Lömpel diye ben biraz yanlış okuyorum. Gerçi aslında Lömpel diye okunuyor. O zaman Lömpel'den benim sevdiğim bir parça gelsin. Trubu geliyor. Evet, fade attım Trubu'ya. Ama Lömpel için biraz daha değineyim. Yani şu an kendisi bayağı mainstream bir isim. Fransa'da çok popüler ve yani Fransa'nın pop rap'i beni yormuyor mesela. Almanya'da aşırı yoruluyorum. Üstümüze kürekle, orada da Türkiye'deki bir Afro trap ve Almanca keko rap attıkları için, arabesk drill attıkları için çok yoruluyorken, Fransa'da mesela ben Lomepal çalsa bir pop rap olarak bir şikayetim yok. Ben buna kabulüm ya. Yani fark etmişsinizdir, genel olarak 90'lardan beri Fransa'da bayağı bir müzikalite var müzik olarak baktığımızda. Hani sadece rap vokal kısmına bakmayın. Hani genel olarak bir müzikalite var. Sizi çekiyor abi. Maalesef Almanya'da da bunu son dönemde çok göremiyorum. Bir dönemini çok sevsem de. Almanca rap, detaylı Almanca rap yayınında zaten muhtemelen haftaya başlayacağız. Onun için bugün bunu bitireyim diye kasıyorum zaten. Daha detaylıca göreceğiz. Orada da biraz işte o Orta Doğu Orta Doğulu azınlığın fazla olmasından abi çok kolay yozlaştı orası da. Bu bir ırkçılık olarak düşünmeyin bunu. O anlamda böyle bir şey söylemiyorum tabii ki. Yani çok fazla Mero'da gördüğünüz örnek mesela, hani tamamen Almanya'daki Türkleri de hem Türk enstrümanlar sokalım hem Almanları yakalayalım kafası abi, kürekle üstümüze orada da arabesk atıldı yani çünkü. Hatta Almanca arabesk vardı, Çetin Çetinkaya ya da Muhabbetten birisi. Onların hangisinde o parça diye kavgaları vardı, hatırlıyorum. Yani bu biraz Almanya öyle yani. Yapacak bir şey yok. O zaman Lömpel'den ya da bir parça daha dinleyelim. Rogar Demo geliyor. Evet, fade attım. Tekrar. Ben size Lömpel'den de bayağı bir parça öneririm tekrar playliste. Yok, ben de ya pop rap olarak chill bir şey dinleyeceksem tercih ettiğim bir eleman. Papua Yeni Gine gelemez abi, o kadar da bilgili değilim ya. Ama gerçekten hani bildiğim ülkeleri anlatırım yani. Ekstra araştırmamı da yaparak. Kim kaçıyor? Sufyu mu? Abi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere haftalıkta. İyi mesailer. Prodüktörü kim bunun? Abi Kaval, onu ben yayın sonrası bakıp yazarım çünkü burada şeyi görmüyorum. Watch Together'dan baktığım için ekranda bir büyüme küçülme sorunu olup da sürekli sıkıntı yaşamayalım diye. Sabit ekran olduğu için Watch Together'dan izliyorum tek başıma da kendi. Ya da linkini bırakayım, oradan bakabilirsin ya. Aynen. Linkini bıraktım. Sıradaki ismimiz Siboy. Erken talep geldiği için Siboy'dan bir parçayı dinlemiştik. Çünkü Türkiye'de Siboy'dan beat çalındı. Tekrar burada değineceğim. İlk olarak biraz info vereyim Siboy hakkında. Yüzünü gizleyen, sürekli maskeyle klip çeken bir arkadaş. Hani gerçek ismini, memleketini bilmiyoruz o yüzden. Ve drill tarzında işler sunuyor Fransa. Fransa için drill dendiği zaman benim aklıma daha önce dinlediğimiz Kobala D ile beraber İnsanlara önereceğim ikinci isim olur. Aklıma ikinci gelen isim Siboy olur benim orada. Siboy'dan o zaman ilk parçamızı dinleyelim. Ne gelsin? Au revoir, merci geliyor. Au revoir, merci. Evet, fade'imizi attım. Nerede çekmişler bunun klibini sorusu geldi. Abi muhtemelen Orta Afrika'da bir ülke. Orta veya Batı Afrika'da bir ülke. Yani atmosfer öyle bir atmosfer çünkü, ama kendisinin de aslen nereli olduğu biraz muamma çünkü kimliğini gizliyor sürekli. Yani sürekli maskeyle yani. Gerçek ismini de bilmiyorum o yüzden.
Ama tahminim dediğim gibi Orta veya Batı Afrika üzerinde yoğunlaşır. Ama Siboy dediğim gibi Fransa'da drill denince benim önereceğim isimlerden bir tanesi. Mad Max seti gibi ortam. Evet. İkinci parçamız demin de dinletmiştim. İlk Türk versiyonu dinleteyim. Kaçıranlar olduysa o sırada yayında olmayanlar o gelsin. İlk olarak Rota Casio geliyor. Çünkü Siboy'un beat'i çalındı orada yani. Tekrar açıyorum. Çok kısa açmıştım. Bir bakın. Ondan sonra Siboy'u diğer parçasına öyle dönelim istiyorsanız. Geliyor. Rota Casio geliyor tekrar. Evet. Siz burada beat'i duydunuz. Orijinal parçada daha beat de daha güzel zaten. Ona bakalım. Bunu nasıl telaffuz etmem gerekiyor? Notlarıma bakayım. YDPQ geliyor Ziboy'dan. Bu parçanın beatinin alındığı orijinal parça geliyor yani. Evet, yine fade attım. Sizi daha da geçe bırakmamak için. Son 5 isimimize değiniyorum. Napolyon the Legend. Demin de bahsetmiştim size. Gerçek ismi Karim Burhain. Paris'te doğuyor ama sonrasında Washington DC'ye göç ediyorlar ailesiyle. Ve hala Amerika'da. Ama Washington'da değil artık Brooklyn'de yaşıyor. Brownsville tarafında yaşıyor. Sean Price'le falan da şarkıları vardı. Bilingual bir arkadaş, yani çift dilli bir arkadaşımız. Ve sahiyle bizim EP'de de konuğumuz olacak kendisi bu arada. İngilizce rap ile tabii ki. Ama Fransa rap de yapıyor. Pek bilinmeyen bir yönüdür. Size onun da iki Fransızca parçasını istiyorsanız açayım. Kısaca bir bakalım Fransızcası nasılmış diye. İngilizcesini zaten tavsiye ediyorum. Hadi bir parçasına bakalım ya. Napolyon Delage Dorian geliyor. Evet, fade attım. Kendisinin İngilizce vokalini ben çok daha başarılı buluyorum Napolyon Delage'ın bu arada yani. Duck Down'la çok yakışacak bir MC hatta. Snowgoons'la falan da etkileşime girdi son dönemlerde. Hani bir çıkış yakaladı ama yani ana dili Fransız olmasına rağmen ben sonradan öğrendiği dil olan İngilizce ile yaptığı rapleri daha çok beğeniyorum. Değil mi Yasin? Meğer öyleymiş. Ay. O zaman sırada bayağı popüler olan bir isim geliyor. Aynı zamanda oyuncu olarak da bayağı popüler. Jims. Motre Jims ya da. Ama kendisi daha kısa bir isimle anılmayı tercih ediyor. Ondan da bir parçaya, en az bir iki parçaya bakarız ondan herhalde ya. O zaman ilk parçası gelsin. Immortal. Ölümsüz. Fade attım ama ben klibine, prodüksiyonuna, burada James'in vokaline falan hastayım açıkçası hani. Yani şey, Türkiye'de deniyor ya bize hani, bugün daha oldu dinozor muhabbeti. Abi böyle parça yaptığınızda ben mi bir şey dedim size ya? Hani ben bu parçayı ne zaman dinlesem düşüyorum yani açıkçası. Bu arada sırada bir size bir James daha parçası açayım. O sırada ben Pop Smoke vakası olmasın diye yan sekmeden emin olarak bir yemek sepetine gireyim. Sipariş vereyim, yayın bitince gelmiş olsun. Rahmetliye de gülmemem lazım bu şekilde ama. Neymiş sıradaki parçamız? Bakayım neyi almışım. Dorian geliyor. Sıradaki parça olarak. Bu yo Napolyon The Legend'dan Dorian ya. Ben Jims'ten ne almışım? Jimitre. Pardon. Jims'ten Jimitre geliyor. Evet, fade attım. Jims benim en beğendiğim mainstream Fransız rapçilerden bir tanesi şu an. Hani sıkıldığım parçası çok nadir. Gerçekten çok beğenerek dinliyorum. Sırada yine bizim Türkiye'de de az çok bilinen bir isim geliyor. Bayağı popülerliği var onun da. Sofyan geliyor. Sofyan'da neler almışım peki? Remontada Azet düeti. Almanya-Fransa eşleşmesi duyacağız şu an. Sofyan da bayağı popüler bu ara. O zaman Remontada geliyor. Evet, fade attım. Sofyan benim bayağı beğendiğim rapçi bu arada ya. Ki Azet'i de genel olarak beğeniyordum. Biraz o da bahsettiğim Almancıların arabesk furyasına kayar gibi oldu ama yine de severim ben bu arada. Ama Sufyan benim son dönemde bayağı sık dinlediğim bir Fransız rapçi. Sizin de beğenmenize sevindim. Sufyan'dan bir iki parça daha dinleyeceğiz bu arada, sıkıntı yok. Sırada zaten kısa bakacağımız iki isim var. Onun için Sufyan'dan bir parça daha en az dinleriz, sorun yok. Dömalat geliyor. Yanlış da okuyabilirim. Yok pardon, Dömalat gelmiyor. Sufyan'dan Toka geliyor parça olarak şu an. Faiz Obisi, iyi geceler. Görüşmek üzere. Yarın haftalıkta görüşürüz. Uğrarsın yine. O zaman
Sufyan Toka geliyor. Evet, fade'imizi attım ama aranızda dinlemek isteyenler varsa diye tekrar size chat'e yapıştırayım linkini. Sofyan Demale'yi size şeyde bırakacağım. YouTube açıklamasında bırakacağım. Sofyan'dan daha fazla parçayla beraber. Fransa'dan ya da Almanya'dan ya da Amerika'dan çalmadım ama ben şu kafamdaki albümümü bitirebilsem abi size düzgün Türkçe rap de dinleteceğim, merak etmeyin. Hani kendi vokallerim değil, prodüktör albümünden de bahsediyorum yani. Bu konuda iddialıyım abi çünkü ben yıllardır buna kastım yani. O sound yaratmaya kastım çünkü ben yani yıllardır. Ha, yolu kapatmışlar mı? Muhtemelen abi. Sıradaki ismimiz Black M. Mi? Hayır, pardon. Black... Görmemişim grubun ismini. Önce alttakine gittim. Black M sonra gelecek. Pardon, artık 4 saattir yayında olduğumuz için bende de beyin biraz akıyor böyle şu an. Sıradaki ismimiz meşhur grup. Sofya'nın da sık sık paslaştığı bir grup bu arada. Söksiyon Dasso geliyor. Bir parçalarına bakacağız sadece. Sonra da Black M'den iki parçaya bakıp yayını kapatacağız. Seksiyon Dasso'dan Madireksiyon geliyor. Yönüm yani. Sanırım. Emin değilim. Merdo gitti. Sallıyor gibiyim şu an. Evet, fade attım. Ama özellikle nakaratını çok sevdiğim bir parça. Biraz EDM soundlarına da girilse de hani günümüzde sonuçta biraz mainstream işler bunlar. Özellikle 90'lardan falan çıktık bayağı önce çünkü. Yine de sevdiğim bir parça. Bu arada Yasin Zari sormuştu. Bu arada konseptten bağımsız Norman Erman'la ortak bir iş olacak mı diye. Ya ben de parça devam ederken sonra parçayı bölmeyeyim. Bitince söyleyeyim dedim. Yasin demiş ki ya kim anlıyor zaten istediğin gibi söyle diye. Yok, kendimi duymuyorum biraz parçanın gürültüsünden o yüzden. Ya şöyle, biz Mesafe'nin yayınında ilk denk geldik. Mesafe'nin yayında Erman Osman abiye, Dumanya'ya falan bayağı saygısını falan belirtti. Eskileri konuşunca ben de hiç beklemiyordum. Hani bu yayına gelip Osman abiye saygını gösterdiğin için teşekkür ederim gibi mesaj attım iyi niyetli. Biz öyle konuştuk. Hani tanıştık daha doğrusu. Geri dönmek istiyorum. İşte senden de senin için problem olmayacaksa bir şeyler duymak isterim falan demişti. Araştırmış beni biraz sağ olsun. Ben de neden olmasın deyip birkaç şey attım ama daha onun da henüz vakit yarattığını zannetmiyorum. Hani gelebilir, neden olmasın ama şu an için yakın zamanda sanmıyorum yani. Bir demo paslaşması oldu aramızda ama sanmıyorum ya. Ya benim zaten şey var yani, bunu sadece Normalman özelinde söylemiyorum. Hani Türkiye için yani ben Fuat abiyle falan çalışarak kendi adıma zaten zirveyi gördüm yani. Benim yıllardır hedefim zaten globale kalıcı olarak oynayabilmek. Yani ona ben daha çok ona odaklıyım yani. Tabii ki bu sırada Türkiye MC'lerle paslaşmam olacak. Hani göreceksiniz sık sık yakın çevremle ya da işte ticari olarak beni memnun edecek isimlerle olacak ama yani benim esas odağım Amerika yani, burası değil. Hani bunu bilin. O zaman sıradaki ismimize geçelim. Son ismimiz zaten slaytımızdaki. Black M. O da Sesyon Dasso'nun zaten üyelerinden biriydi yanlış bilmiyorsam. Çok emin değilim bile bu konuda. Ama öyle olması lazım diye hatırlıyorum. Ondan da iki parça dinleyelim hızlıca ve yayınımızı kapatalım sonra. Black M, Lea geliyor ilk olarak. Nerede? Burada. Geliyor. Aujourd'hui est un jour très très spécial. J'ai décidé de faire une grosse surprise à ma femme. Evet, fade attım. Bu arada normalde parçalar çalarken konuşmuyorum da artık yayının sonuna geldik ve ben 4 saat 15 dakikadır yayındayım diye biraz artık aktı beynim. Acıktım da falan. Ondan biraz böyle şey artık saldım gibi oldu bu kısmı ama zaten Black M'de çok beğendiğim bir rapçi değil. Açıkçası. Kötü mü? Hayır ama değil. NTM'den falan girdik. Bir önceki yayında bitirdik NTM'i. Onun tekrarı bu arada YouTube'da var. Supreme NTM'i dinledik, IM'leri dinledik, SEO'ları dinledik, erken dönemde OGM'leri baktık, East'lere baktık falan, bayağı bir dinledik. Bu yayının ikinci bölümü. Bunun da birkaç gün içerisinde YouTube'da tekrarı olur. O zaman son parçamıza da bir dakika kadar bir bakalım. Sonra 4-5 dakika daha kapanış muhabbetlerimizi yapalım. Ben kaçayım. Black M Sümaru geliyor ya da Sümarut. Yani yol anlamında da o. Sümarut'muş, evet. Doğru okumuşum aslında. Black M, Sümarut geliyor.
Evet, fade'imizi attım çünkü demin dediğim gibi Black Cam fazla pop rap benim için ya. Ben biraz sıkılıyorum ama seveni için başarılı, kötü değil. Yayınımızın sonuna geldik ama şeye de tekrar değineyim. Çünkü biraz ayıp olacak. Hani ben Semih şöyle diyorum. Hani kendi arkanda, çünkü biz bu yayında bayağı bir Fransa camiasında derinlemesine girdik. Toplamda 7-8 saat süren iki yayın boyunca. Hani kendi arkanda benim için biraz overrated. Türkiye'de biraz abartılan bir isim. Hani Gezi direnişi döneminde patlayan Laraş parçasıyla beraber. Çok daha iyi kadın MC'ler, femc'ler dinledik biz Fransa rap içerisinde. Ama ben yine de Kenny Arcana'yla yayını açsam da haksızlık olacak. Kenny Arcana'ya slaytlarda değinmedik hiç. Ona da ufakça değineyim. Parçasını isterseniz açarım Laraj'ı tekrar size. Listede var sonuçta. Kenny Arcana biyografik olarak işte yanlış bilmiyorsam yine Kuzey Afrika göçmeni ama bir yetimhanede doğup büyümüş bir insan. Gerçek ismi Rabia. Arjantin kökenli olmasına rağmen Müslüman. O da bana garip gelmişti mesela. Tek sıkıntısı biraz kafasını karışık görüyorum. Eren, ne oldu Miraç ya? Siz bir şey yapmışsınız. Neyse. Ona odaklanmıyorum. Biraz overrated buluyorum çünkü şey var, röportajda Türkçe altyazılı şarkılarına da Kenny Arcana'nın kolay erişiyorduk. Kötü müzik yapmıyor, iyi bir rapçi kabul ama abartıldığı kadar bir şey görmüyorum ve biraz da kafa karışıklığı hissediyorum. Ha tamam kardeşin, tamam. Ne oldu dedim, bir an gerildiğinizi sandım, kardeşinle şakalaşıyor musunuz Miraç? Tamam eyvallah. Kenny Arcana'yı ben dediğim gibi biraz overrated buluyorum ve kafa karışıklığını şöyle hissediyorum. Hani hem anarşist hem Müslüman benim hayal gücümde çok canlanmıyor ya. Bilmiyorum, sizde canlanıyor mu? Yani. Bir taraftan Laraş parçasında bayağı anarşist söylemlerde bulunuyorsun. Ondan sonra Elhamdülillah diye röportaj veriyorsun. Yani bence çok değil. Ama kötü bir MC mi? Hayır. Ona da değinmeden geçmemiş olmayalım. Ayıp olmasın diye. Tandem'i abi grup altında inceledik. Hani yani erken dönemindeki grubu altında inceledik ama Tandem'e ayrıca bir başlık açmadık. Çünkü grubunda değindik diye açmadık yani, ama sana slaytlarımızı komple bir göstereyim kapatmadan. Evet, Arjantinli anarşist Müslüman yarı Türk yok tabii de, hani o kombini ben böyle kafamda hiç canlandıramıyorum, oturmuyor yani. Ben sana slaytlarımızı baştan sona göstereyim ama YouTube'da dediğim gibi tekrarlarına ulaşabilirsin. Dinlediğimiz bütün parçaları ve daha fazla parçayı da önerdiğim gruplardan, keşfedeceğin yeni gruplardan o playlistlerde veriyorum ben. En baştaki slaytımıza kadar gidiyorum bak. Bayağı bir grup albüm önerisi burada inceledik. Hani aradığın, aklına gelen hemen hemen herkesi görürsün burada, merak etme. Ya bu konuda iddialıyım, hani sizi Avrupa, Amerika, hip hop kültürü bazında Avrupa, Amerika ülkelerinde hip hop, bunun tarihi gibi konuları benden daha iyi anlatabilecek birini bulamayacaksınız, inanın. Sebebi şu, tek bilen ben değilim. Diğer bilenler artık anlatmaktan yoruldu. Bakınız Tunç abi. Çünkü bir yere gitmiyor. İşte ben de normalde buna üşenecektim muhtemelen ama işte pandemide sıkıla sıkıla hadi Twitch'te neden yayın yapmayalım kafasıyla ben bir el atmış oldum. Bir taraftan da amacım benim Türkçe kaynak oluşturabilmek YouTube'da. İleride de merak edip neymiş diye bakmak isteyen insanlar için. Evet, kadın Winnipeg gibi biraz Alparslan, aynı fikirdeyim. Kafası allak bullak geliyor biraz. Yani inan unuttuğumuz biri kolay kolay çıkmaz. Unuttuysak da bir ayıp değil bu sonuçta ve sizin de hatta unuttuğum bir şey bana hatırlatıp sizin burada yazmanız benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani çünkü ben Türkçe rapten aşırı sıkılmış biri olarak farklı dünyalar da var demeye çalışıyorum burada insanlara. Mutlaka Discord'da paslaşın. Bana unuttuğum bir şey varsa yayın dışında falan hatırlatın. Biz bunun telafisini mutlaka yapabiliriz. Mesela tarzları